ilk ne hatırlıyorsun çocukluğunla ilgili? 1998 Ağustos 25'inde 3,5-4 yaşlarındayken Mersin otogarına bırakılıyorum. Polis karakoluna, polis karakolunda çocuk esirgeme kuruluna. Çocuk odasında 2 ay kadar kalıyorum. Başvuran koruyucu bir aile beni alıyor. Onlar bana Halil ismini koyuyorlar. Ben de Selçuk ismini almışmışım tabii. 2005'te o koruyucu aile vefat etti. Sürekli annemi hatırlıyordum. Beni severkenki hallerini hatırlıyordum. Halil ayını bulduk. O benim kardeşim. O benim canım. Selçuk. Babam rahat uyu babam. Buldum ben seni. Açıyamam ya. Bu gerçekten tarif edilemeyen bir duygu. O kimsesizlik duygusu yok mu? Artık bak kocaman kalabalık bir aile oldunuz. Ablan izin alamadı. Kıbrıs'tan seninle kavuşmak için 7 uçağıyla gelecek. Kızıltı'nın bulunması için aramızda. 19 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamıyor. Kaybolduktan bir gün sonra da kullanmış olduğu araç Sapanca Ormanlık alanında bulunuyor. Arabanın burnu bu tarafa bakar şekilde, kapıları kilitli bir şekilde bulundu. Arabanın içinde üstelik kimliği, cüzdanı, arabanın ruhsatı da var. En son akşam saat 9'a 10 kala kendisiyle görüştüm. Adem abinin dükkanındayım dedim. Saat 10'un buçuk gibi tekrar aradım. Eşimin telefonu kapalıydı. Adem Bey demiş ki Erman'ın gece aleminde çalışan iki kadınla ilişkisi vardı. Ayrıca Erman uyuşturucu kullanırdı. Her şeyi eşi babası biliyor. Çık söyle Allah rızası için. Bizim bildiğimiz hiçbir şey yok. Defterlerde bir problem varmış. O gün de o defterlere bakılıp hesap kitap işi yapılacakmış. Erman abi, Tarık abi, Halil abi, bir de Adem abi gitmişler. Masada hesap yapıyorlardı. Bugün de Adem'le mutlaka işimi bitirmem lazımdı. Rahatsız etsin geçen dedi. Evet. O gün tamamen hesaplaşacaklardı. Şimdi eşinin arabası gidiyor. İkisi arka arkaya çıkmışlar. Yarım saat sonra da bu araçlar peş peşe. Orada araba bırakılıyor. Arkasındaki o beyaz araç tek başına geriye dönüyor. O gece o ormanlık alana gidilmesinin nedeni neydi? Bizim şirkette iki tane beyaz araba var. Bir benim kullandığım ufak. Biri de o akşam aracı takip eden büyük beyaz araba var. Sapanca'ya doğru arabayı takip etmiş. Tarık abi söylediğine göre gezmeye gittim diyor. Bir dakika. Tarık abin kullanıyormuş arabayı. Evet. Ben ölüsünü de istiyorum. Ben dirisini de istiyorum. Yeter ki benim kocam ortaya çıksın. Bu kadar mı kötüydü benim evladım? O araba Tarık'la birlikte Erman'ın arkasından gidiyor. Niye araçlardan bir tanesi ormanlık alana saklanıyor da diğer araba geri dönüyor? Bir tek bunun cevabı ya. Tek bir soru. Emre de Kayseri'den geldi. Kardeşlerini bulmak için stüdyomuzda. Biyolojik annesiyle babası 1994 yılında bir cinayet işliyorlar. 2 yaşındaydım. Onlar cezaevine giriyorlar. O zaman da Emre yurda veriliyor. 2 kardeşi daha var. Bir tanesi 8 aylık. Bir de 3 yaşında abisi varmış Mustafa. Emre de şimdi kardeşlerini bulmak için yurttan araştırma yapmış. Kayseri'de olduklarını biliyorlar ama nerede olduklarını onlar da bilmiyor. Senin kardeşini ve abini buldum. De evlat edinilmişler. Hani orada mutlular. Şimdi sana bir hediye aç bakalım. Kim bu acaba? Abim mi? Hı? Abim. Bizim programda iyiler, kötüler, mutluluklar, hüzünler hepsi iç içe. Tıpkı hayat gibi aslında. İzleyicilerimizle beraber biz bir araya geldiğimizde aslında halledemeyeceğimiz iş yok. Neyse gerçek ortaya çıksın. Efendim günaydın, günaydın, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar efendim. Bugün yine güzel buluşmalar olacak.
Emre geldi çünkü Emre'yi bugün abisiyle buluşturacağız. Aa. Evet. Yanında da valla gel hayatım, valla seni de gel ellerinden öperim, valla aferin sana ya. Ben böyle alıp da çocuklar, ay valla alıp da böyle çocukları yetiştiriyorsunuz ya, benim çok hoşuma gidiyor canım benim, valla elleriniz dert görmesin. Ben seni çok seviyorum. Valla canım benim, Allah razı olsun. Giden analara kızıyoruz da, valla siz de eli öpülesi analarsınız yani canım benim. Yusuf Bey siz de hoş geldiniz. Sağ olasın ablacığım, sağ olun. Allah razı olsun. Hepimizden, asıl sizden razı olsun. İşte Emre'nin Habibe Hanım ve Yusuf Bey de onu yetiştiren anne babası. Evet. Emreler biliyorsunuz 3 kardeş. Anne baba ikisi birden cezaevine girince işte yürek parçalıyor bence. Evet. 3 kardeş 3 ayrı aile evlatlık olarak veriliyor. Evet. Allah razı olsun, çok mutlu yetiştiriyorlar onları, kendi evlatları gibi yetiştiriyorlar ama gün gelince tabii kardeşler buluşmak istiyor. Bir tane kardeş işte Emre çıktı bu konuda yürekli. Ben diğer kardeşlerimi bulmak istiyorum dedi. Az sonra bu buluşmayı izleyeceğiz. Hı. Şimdi yalnız önce bir acil bir kaybımız var. Muzaffer Hanım gelmiş. Canım benim, Allah yardımcın olsun. Sağ olun canım. Seninki acil, kardeşini aramak için aramızda efendim. Refik Kuzu 48 yaşında. 30 Mayıs Cumartesi günü kaybolmuş. Kendisinin de psikiyatrik bir rahatsızlığı var. Evet. O yüzden Muzaffer Hanım çok endişeli. Ekranda fotoğrafını görüyorsunuz efendim, Muzaffer Tanrıverdi'nin. Siz kardeşiniz Refik Bey ve babanızla birlikte Yenikapı'daki fetiş şölenine gitmişsiniz. Evet. Orası da çok kalabalık. Kalabalıktı. Benim valla sınavlarım vardı. Ben de bir bakmak istiyordum aslında neler oluyor diye ama... Refik Bey de o kalabalıkta kaybolmuş. Evet Müge Hanım. Yan yana beraber değil miydiniz? Şimdi beraberdik de bayanlar ve erkekler ön tarafta ayrıldılar. Ben babam, hani 88 yaşında babam, onu da götürmüştüm. Hani o kadınların içine girmek zorunda kaldım. Hani bayan, erkekler tarafına giremedim. Kardeşim de hani görünürde böyle şey gibi, hasta gibi değil. Sanırım peşimden bayanlar onu içeri almadı. Bir ara geliyordu peşimden, arkama dönüp dönüp baktım ama zaten ben geri dönmek istediğimde de o kadar sıkışık oldu ki çıkamadım geri. O arada kaybettim. Ve gün boyu aradım onu. Şöyle hani ayrı ayrı mı durdunuz? Kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta mı durdunuz? Şimdi ön taraf öyleydi, evet. Ben de ön tarafta girmiş bulundum. Bir daha da geri çıkamadım kalabalıktan. Tabii senin kardeşinin de o tarafa giremediği için kaldı diğer tarafta. Artık nerede kaldıysa. Diğer tarafa gitti mi, gidemedi mi? Çünkü o benim arkamdaydı, geliyordu. Nasıl oldu şey yapamadım. Ve ben o saatten, yani daha hiç şey gösteriler başlamadan akşama kadar onu sürekli aradım. Ay çok üzüldüm şimdi ya. Ondan sonra şey yapamadım, bulamadım. Ama o alandadır diye bekledim hep. Yani... Ne desem boş şimdi. Efendim şimdi bu Refik Bey de kendisini ifade edemiyormuş. Adını soyadını söylüyormuş ama adresini bilmiyormuş. Ben kayboldum da diyemezmiş. Yani böyle bunlar da bebek gibi yani. Ben de şimdi çok üzülüyorum işte yani. Benim Müge için Hanım, çok acil kayıp yani. Sorması lazım. Yani birinin ona işte sen nerede oturuyorsun dediğinde işte ben Kayış Dağı'nda oturuyorum diyebilir. Ama sormayınca ben işte kayboldum, İşte yolumu bulamıyorum, böyle bir şey ifade edemez. Şimdi şöyle bir şansımız var. Tabii orası o gün çok kalabalık. Mutlaka kendisini bir gören bilen olmuştur. Ya polis memuru arkadaşlarımızdan olmuştur. Oraya katılanlardan, belki esnaftan, değil mi? Orada herhalde simit vesaire falan bir şeyler de satılıyordur. Evet. Kaybolduğu gün üzerinde turkuaz bir mont varmış. Bak altında da Fenerbahçe eşofmanı varmış. Oradan belki tanınabilir. Elinde de bir çanta var diyorsunuz. Çantada ne var? Çantada işte babama ait iç çamaşırları koymuştum. Hani babam 88 yaşında. Ay canım benim, o da onu mu taşıyordu? Ha? Ondan sonra yiyecek içecek vardı. Şöyle fermuarlı şöyle bir çantaydı. 50'ye 50 gibi falan. Şimdi 5 ay önce annenizi de kaybetmişsiniz. Annemi kaybettim. Refik Bey ondan sonra iyice içine kapanmış anladığım kadarıyla. Evet. Üzüntüden. Şimdi orası tabii yani o kalabalık oluşu şey yapıyor beni. Büyük bir ihtimalle umutlandırıyor. Mutlaka görmüştür yani. Sokaklardadır. Birisi. Havada yaz. Dolayısıyla amaçsızca bir yerlere dolaşıyor ya da bulmaya çalışıyor gibi. Peki konuşamıyor mu? Yani kendi başına hani mesela bir şey söylendiği zaman
Mesela dese ki birisi ona, senin ablan var mı? O da diyor ki, senin ablan diyor Muzaffer Tanrı verdi mi diyor mesela. He. Kendini hiç anlamaz. Hani benim ablam, ben yok hayatında. Hep sen diye konuşur. Mesela senin baban adı ne deseler, senin babanın adı Yaşar Kuzu mu der mesela. Öyle bir konuşma şekli öyle. Anladım. Herhalde evet. En tanınabilecek fotoğrafı bu değil mi Muzaffer ablacığım? Evet, 2 ay önce hastanede yatmıştı. Yeğenim çekmiş, en tanınabilecek bu. Hangi efendim, hastanede yatmıştı? Efendim, Refik Bey. Fatih Sultan Mehmet. 48 yaşında, cumartesi günü Fetih Şöleni'nde, Fetih Şöleni değil mi? Öyle deniyordu galiba. Fetih Şöleni'nde, Fetih evet. Şöleni'nde kaybolmuş. O kalabalıkta abla diyor ki, bir gören bilen var mı? Belki de hani izledi tabii, hani oradan da gitmemiş de olabilir ama cebinde parası falan var mı? Yok Müge Hanım, para ay, falan şey yapamaz. O zamandan beri ama bu ne yiyecek ne içecek. İnşallah birisi emniyet görmüştür. Emniyet birimlerine başvurmuş. Şeyde falan yok mu hiç acaba tabii. Sosyal hizmetlerde? Şimdi fotoğraf mı yolladınız? Bakalım, inşallah sosyal hizmetlerdedir. Tabii orada güvenlik önlemleri de mutlaka yoğundu. Çok i̇nşallah yoğun. İnşallah bir emniyet polis birimleri vardı orada. Arkadaşımız almıştır ve sosyal hizmetlere göndermiştir ama ben... hanımlardan, beylerden rica ediyorum. Eğer dikkatinizi çektiyse, elinde bir çantası varmış. Çantasının içinde babasına ait bez ve iç çamaşırı varmış. O anlamda da dikkat çekebilir. Üzerinde de turkuaz mont, ayağında da bir Fenerbahçe eşofmanı. İnşallah haber bekliyoruz. İnşallah. Allah senin de yardımcın olsun. Bir babana bakıyorsun, bir kardeşine bakıyorsun. Evet, evet. Çoluk çocuk var mı? Benim bir tane kızım var. O da Allah bağışlasın. Adana'da öğretmen. Kendini kurtardı yani. Evde bir engelim olmadığı için onlarla ben ilgileniyorum. Allah razı olsun senden de canım benim. Allah yardımcın olsun yani. Zor şeyler bunlar. Şimdi orada hadi bakalım, inşallah buluruz efendim. Bütün vatandaşlar, haber bekliyoruz. Bütün vatandaşlar dağılıncaya kadar emniyet birimleri güvenlik olarak son saniyeye kadar ayrılmamışlar. İşte bilmiyor abla. İçeri girdi mi acaba, dışarı yani mı çıktı, giremedi. Emniyet biriminden birinin dikkatini çekebilir. Durumu itibariyle. Evet, orada sosyal hizmetlerdedir itibariyle, zaten. Telefon... Belki oradan da ilgili yerlere onlar teslim etmişlerdir. Aldık soruların cevaplarını alamayınca inşallah bir haber alacağız. Evet, yani, evet inşallah. Ya da başıboş bir kimde amaçsızca sokaklarda geziyor diye düşünüyorum. Yani her halükarda emniyet birimlerinin dikkatini çekecek bir yapıda. Şimdi en belirgin şey, mesela sigara içen birini görsün dayanamaz. Hemen o kişinin yanına yaklaşır. Hayatında sigara çok önemli onun için. Evet. Belki hani sigara istemek sigara için falan. Sigara falan istemiştir diyorsunuz. Evet, peki. Efendim sizlerden telefon bekliyoruz. Şimdi bugün tabii yine önemli bir buluşturmamız var. Dün bizi Halil gözyaşlarına boğdu. Halil Çulfa kardeşleriyle canlı yayında buluştu. Zor anlardı. Ha, benim için şu zordu. Hatta Kebriye'yle dün konuştum. Dedim ki Kebriye dedim ya, ben Soner'den dolayı çok etkilenmiştim. Acaba dedim... Hani Halil'e o kadar kendimi veremedim galiba dedim. Yok dedi Kebri. Ben şimdi duygularımı da saklayamıyorum. Hani o kadar üzüntülüydüm ki bir 5 dakika öncesinde. Sonrasında açıkçası hani ne kadar olayın içine katabildim kendimi onu bilmiyorum. Ama tabii hepimiz çok sevindik. Orada da şuna duygulandım. Ablalar ve abiler bildikleri bir kardeş var. Yani onlar 4 yaşına kadar onu abla abi olarak kucaklamışlar. Bir de anladığım kadarıyla... Anne hep bırakıp gittiği için ona biraz da acımışlar. İşte süt anne bulmuşlar, aç çocuk, işte emzirtmeye çalışmışlar falan filan. Sonradan da çocuk öldü mü, kayboldu mu duygusu onların yıllardır içini kemirmiş. Öteki çocuk da tek başına büyüyor. Evlat edinildiği için tabii tek çocuk. Bir abisi olduğunu hatırlarken 6 tane abla ve abisi olduğunu öğrendi. Dün Kıbrıs'taki... Yayına katılamayan abla da geldi. Onlar da buluştular. Arkadaşlarım o anı da görüntülediler. Halil az sonra diğer ablasıyla beraber stüdyomuzda olacak. Çünkü Emre, belki sen bilmiyorsun ama Halil'in buraya gelmesine vesile olan kişi sensin. Sen buraya gelip kardeşlerini bulunca Halil'e de arkadaşları demiş ki sen de çık. Bak o çocuk da buldu kardeşlerini ve o onun üzerine gelmiş. Senden bir gün önce kavuştu ailesine ama bugün seni desteklemek için o yine aramızda olacak. Bir önce dün Kıbrıs'tan abla da geldi. Neler yaşandı bir hatırlayalım. Hayır, ilk
ne hatırlıyorsun çocukluğunla ilgili? 1998 Ağustos 25'inde 3,5-4 yaşlarındayken Mersin otogarına bırakılıyorum. Birisi bırakıyor beni, gidiyor. Ben de orada banka oturuyorum. Onun gelmesini bekliyorum. Tabii ben ondan sonra açlıktan ağlamaya başlıyorum. Oradan da işte polis karakoluna, polis karakolunda çocuk esirgeme kuruluna. Çocuk odasında 2 ay kadar kalıyorum. Başvuran koruyucu bir aile beni alıyor. Onlar bana Halil ismini koyuyorlar. Ben de Selçuk ismini alışmışım tabii. Ondan sonra 2005'te o koruyucu aile vefat etti. Evet, evet. Ay canım benim ya. Vefat eden ailenin babamın kız kardeşi beni büyüttü, halam. Biliyor muydun evlat edinildiğini, yoksa onları annem babam mı sanıyordun? Ben bilmiyordum. Ne hatırlıyordun yani? Ne kare geliyordu gözünün önüne? Sürekli annemi hatırlıyordum. Annem esmer bir kadındı. Beni severkenki hallerini hatırlıyordum. Şimdi anneni babanı mı bulmak istiyorsun? Evet, yani merak. Yani nasıl bir insan merak ediyorum. Yani yaşın kaç olursa olsun sonuçta ihtiyaç duyuyorsun. Bu fotoğraf kaç yaşındayken çekilmiş Ali? 5 yaşındayken. O zaman seni bırakan ailen bu fotoğraftan tanır. Hatta evet, konu komşu bile tanır yani. Evet. Halil ayeni bulduk. Gözün aydın. Ablan Emine telefon attığımızda. Abim, canım. Bu kadını yıllarca aradık bu yarım. O benim kardeşim. O benim canım. 7 kardeşiz. Selçuk 8. kardeşimiz bizim. Selçuk bebeğim, canım. Sen neredesin? Ben seni yıllarca aradım. Aradım. Babam Selçuk diye diye can verdin Selçuk. Neredesin bebeğim? Bebeğim. Televizyona sarıldım, televizyonu öptüm. Babama da çok benziyor. Ne zaman geleceksin buraya? Ben hemen atlar gelirim annem. Halil'in 17 yıllık hasreti 17 dakika içinde son buldu. Bak, bu senin çocukluğuna ait bir fotoğraf. Bunlar bütün kardeşlerin ve sen de en küçükleri olarak yanındasın. Bak, bir tane daha fotoğraf var. Bu da ablanla beraber. Yüzü gülmeye başladı. İki tane de hediyem var. Baban. İlk kez görüyor tabii babasının fotoğrafını. Bu pembenin içinden çıkan da hani böyle esmerdi falan diye hatırlıyorum demiştin ya. Bak, bu da anne. İlk abla gelecek. Emine Soyak. Sen benim bebeğimsin. Biz seni çok aradık. Babamın yanı yere. Neredesin? Babam, rahat uyuyayım. Babam, buldum ben seni. Bir mezarı bile yoktu. Öldü dediler. Açtın televizyonu. Anlatsana bir onu. Ne oldu? Evde oturum kız kardeşim Hatice geldi. Abla dedi ya, cinayet var dedi. Ben dedi çok üzülüyorum dedi. Kapatır mısın dedi. Dedim ya Selçuk çıkarsa. 15 dakika var yayın başlaması. Ciddi misin? Evet, Selçuk öldü ya dedi. Belli mi olur dedim. Ondan sonra dedi bir kahve yapar mısın? Tamam dedim. Ocağa döndüm. Baktım kız kardeşim bir bağırdı. Halil dedi. Mersin otogarı dedi. Benim adım Selçuk. Ben Hataylıyım dedi. Elimden kahveler düştü. Elim ayağım tutmaz oldu. Hemen telefona sarıldım ve aradım. Hadi bir abi de alalım. Benim Yılmaz Cılbak. Ay kıyamam ya. Hatice ablayı da alalım stüdyomuza. Oğlum oldu. Gezin aydın. Teşekkür ederiz Nurgül Hanım. Allah razı olsun sizden. Canım benim. Biz onu yıllardır arıyorduk ama bulamıyorduk. Bize hep öldü diyorlardı ama bizim içimizde bir umut, yani hep yaşıyor diye biliyorduk. Dedim ki bu benim kardeşim. Selçuk'u görsem ama ben gözlerini hiç unutmadım Selçuk'u. Perşembe günü geldiğinde daha böyle yıkıp bitikti. Şimdi evet, ilk defa gözlerinin güldüğünü gördüm. Bu gerçekten tarif edilemeyen bir duygu. O kimsesizlik duygusu yok mu? Bayramda seyranda telefonla arayıp senin bir akrabanı arayıp sormayınca çok kötü bir duygu aslında bakarsa. Yaşına kaç olduğun önemi yok. Yeter ki çalması lazım. Ama işte başka bir şekilde oldu. Demek bundan sonra artık telefonu yok, çal ve kandil. Vallahi hayatım herhalde. Bak, daha kimler var senin? O kocaman ailen var. Artık kandil de alacaksın. El öpmeye gelecekler. Duyan geldi, gel. Hepsi akrabaların. Hoş geldiniz. Ya artık bak, kocaman kalabalık bir aile oldunuz. Evet, fotoğrafı tamamlayalım. Müge Anlı aracılığıyla yıllar sonra ailesine kavuşan Halil şu anda ailesiyle birlikte ilk akşam yemeğini yiyor. İlk akşam yemeği hiç bu kadar doymamıştım. Allah'a şükür kavuştum.
Uzun zamandır 17 sene olmuştu. Her şey değişti. Eskisi gibi olmayacak. Bazı günler insan istiyor telefonu çalsın. Özel günlerde kendini arasın birisi. Halini hatırını sorsun. Annenle konuştun mu peki? Konuştum. Yani onun sesini duymak yetti. Kendisini tam görmedim canlı ama resmini gördüm. 17 senedir hasret kaldığım bir sesti. Hep merak ettiğin, her gece düşündüğün sesi duydum. Kesinlikle kızgınlığım yok. Kim bilir neler oldu. Yani hangi anne evladını bırakmak ister ki? Yaşanması gereken buymuş. Yaşadık. Mutluyum yani. Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyorum. O olmazsa bundan hiçbiri olmazdı. Allah'ıma binlerce kez hamd ediyorum. Onu tekrar görebilmeyi nasip etti bize. Yani anlatılmaz bir duygu. Sadece yaşanır diye düşünüyorum. Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyorum. Şu an ben gerçekten çok mutluyum. O bizim canımız, ciğerimiz, her şeyimiz bizim. Artık hep bizimle beraber. Allah nasip edersin. Selçuk'a teşekkür ediyorum. Bizi aradığı için ve ismini Selçuk olarak hatırladığı için. Ben onunla hiç zaman geçiremedim. Onu alıp parka götüremedim. Ya da bir şeker alamadım. Ama şimdi artık onu arabaya atıp bütün Kıbrıs'ı gezdireceğim. Ona yapamadığım her şeyi yapacağım. Yediremediğim yemeği. Beraber çift alıp karşılıklı çekirdek alıp televizyon izleyeceğiz mesela. Bütün çektiği acıları unutturacağız. Hoş geldiniz öncelikle İlgil Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ellerim ayaklarım hiç tutmuyor. Selçuk şu an otelde sizi bekliyor. Kendisi de çok heyecanlı. İnşallah şimdi kavuşacağız yani gerçekten. Cuma'dan beri uyumuyorum. Sürekli acaba nasıl olur, nasıl görüşeceğiz? Uçak düşecek diye korktum. Uçak düşerse görmem kardeşimi dedim. Televizyonda gördünüz mü kardeşim? Tabii ki. Benim gözyaşım kurumadı. Hala daha gözyaşım. Kardeşim bizi bir gün bulur diye biz sürekli programı izliyorduk. Müge Hanım'a özellikle çok teşekkür ediyorum yardımcı olduğu için. Selçuk şu an bu otelde üst katta sizi bekliyor. Ama çok heyecanlıyım ben. Düşüp öleceğim vallahi. 17 yıllık hasretimiz şu anda sona erecek. Sen küçücük bir parçaydın tamam. Bu kadar büyüdün mü? Ben seni bırakınca çok üzülmüştüm. Dur. Getiremedim seni. Ben seni 100 an bırakmak istemedim. Getiremedim seni Kıbrıs'a. Ben Selçuk'u bıraktım. Benim parçam orada kaldı. Yarım orada kalmıştı. Hani 17 yıl sonra Allah bizi kavuşturdu ve sağ kavuşturdu seni bize. Tanımıyorsun en başta ama istemeden böyle bir kalbin çarpıyor görünce. İstemeden bir hissediyorsun. Bir seni çekiyor bir şey. Evet. Bazı anılarım canlanmaya başladı mesela. Ne hatırlıyorsun ablamla ilgili? Ya mesela ne bileyim ablamla beni böyle masaya oturup yerde sevmeleri falan filan. O tarz şeyler anılar aklımda ama kesik kesik aklımda tabii. Öldü diye bize jandarmaya ihbar geldi. Dediler Selçuk böyle benim bütün akrabalarım diyor ki siz Selçuk'u diyor unutun diyorlar. Selçuk yok diyorlar dünyada. Selçuk ailesiyle tanıştı. Bu yeni bir başlangıcı. Bugünün tarihini artık hep beraber anın kutlayalım istedik. Allah bu mutluluğumu bozmasın inşallah. Amin. Söylenecek çok şey var aslında ama yani insan söyleyemiyor. Yani kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer. Yani çok mutluyum. Ailemle birlikteyim, mutluyum. 21 tane doğum günü, bir tane doğum gününe bedel oldu. Ablamla sahilde gezmek isterim. Abimle koşmak isterim. Yani bir insanın kardeşleriyle, ableyle, ablayla yaşayabileceği her şeyi yaşamak isterim. Çünkü hiçbirini yaşamadım. Ve Müge Hanım'a da teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel günler yaşayacağız hep beraber. Mersin'den bir arkadaşımla konuşuyordum. Televizyonda birini gördüğünü söyledim. İşte o da ailesini bulmak için programa başvurmuş. Ailesini buluyor. Sen dedi hani programa çıkıyorlar Müge Hanım'ın programına. İşte kim çıksa hani hemen buluyor. Yani Müge Hanım çok yardım ediyor. Tamam yani başvurayım dedim. Başvurdum programa. 2 gün içerisinde çağrıldım Müge Hanım'ın sayesinde. Ben kardeşlerimi buldum. İnşallah Emre arkadaşım da bir an önce ailesini bulur. O da benim yaşadığım duyguları tadar. Ablalarıyla beraber aslında Emre'ye de destek vermek için stüdyomuzda. Halil, dün de beni bir arkadaşım aradı dedi ki siz o kadar çok artık hani bu işe alıştınız ki dedi. Yani 17 yıl, 20 yıl, 30 yıl artık yani siz alıştığınız için olayı galiba anlamıyorsunuz. Biz ekranda dedi
hani heyecandan ağlamaktan yerimizde duramıyoruz. Çok önemli bir şey. Yani nasıl olabilir? Ben de o da aynı söyledi. Ben de izledim. Yani otogara bırakılmış. Nereden çıkacak ki ailesi dedim. Dakikalar sonra çıktı. Halil de inanamamıştı ama artık galiba dün gece inandın değil mi Halil her şeye? Dün gece tabii hala yine hani gece geç saatlere kadar yine içinde insanın böyle bir tuhaflık. Hani insan hala inanamıyor. Ama tabii bu sabah olduktan sonra tamamen hala gece yine şok atlatabildi insan. Yani çok güzel bir duygu. Yani dün geceyi nasıl geçirdin? Farklı mıydı? Bir kere ne yaptınız dün gece? Gülbez Hanım, pardon, ben tabii hemen Halil'e döndüm. Siz de hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Siz de Kıbrıs'tan geldiniz. Evet, evet. Hatta Halil'i en son gören ablası sizsiniz, evet, aslında. Evet, benim. O yüzden de biraz sizin başka da bir içinizin burukluğu, bir başka bir vicdan, evet, azabınız var. Onun, evet, da farkındayım. Evet. Dün gece nasıl geçti? Biz ne yaptınız? Akşam 4'e 5'e doğru uyuduk. Sabaha kadar oturdunuz yani. Evet, sabahta kahvaltı yapamadık heyecandan. Onunla beraber çok güzel, çok mutluyuz. İnşallah Allah bizi bir defa ayırmaz bizi. Yani burada konuşabilirsem böyle heyecandan. Biliyorum hayatım ya, evet, çok zor valla. Evet. Çok güzel. Evde oturana burada konuşmak kolay geliyor. Evet. Evet. O kadar kolay değil, evet, yani. Bir de aslında çok şey anlatmak istiyor insan ama bu duyguların bazen, evet, tarifi yok galiba, evet, yaşananların değil mi? Evet. Çok çok mutluyuz. Canım benim. Evet. Halil, sonra anlatsa bak 5'e kadar oturdunuz. Neler konuştunuz? Biraz dedikodu yapalım. İşte muhabbet ettik, ne bileyim. Benim bu arada Emre biraz hani ben iyice şey olsun istiyorum yani artık. Ya lafları bitse de benim abim de gelse, bunlar da burada konuşuyorlar falan diyor. İçinden söyleniyordur. İşte benim küçükkenki yaptıklarım, ne bileyim benim küçükkenki anılarım. Ben işte ne bileyim işte bir şeyler yaparmışım, yaramazlık yaparmışım, kaçarmışım babamın yanında. İşte baba. Ondan sonra ne bileyim ablam beni alırmış, ayağında sallarmış, onları anıları anlatıyorlar. Tabii onu anlattıkça benim de gözümde canlanıyor. Mesela ablamı görür görmez gülüşü, ablamın gülüşünü direkt hatırladım. Bu gülüşü böyle kesik kesik karalar aklımda. İşte beni son gördüğünü o hatırladı, o söyledi. Hatırladın mı? Ama tabii ki işte bayağı bir muhabbet ettik. Ama iyi bir özlem giderdik. İnşallah bu mutluluğumuz bozulmaz. Evet. Bundan sonra bu şekilde devam eder. Hayır, hayat planları da değişmiyor. Sen şimdi bir call center'da çalışıyormuşsun değil mi? İstanbul'dasın. Evet. Şimdi bundan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Bundan sonra ablamgille Kıbrıs'a gitmeyi planlıyorum. Ablamgille Kıbrıs'a. Siz hepiniz Kıbrıs'ta mısınız Emine'cim, Gülbey Hanım? Hepiniz, evet, Kıbrıs'tasınız. Evet, Kıbrıs'tayım. Evet. Onlarla sen de mi oraya gitmek istiyorsun? Evet, Kıbrıs'a gideceğim. Zaten iş yerimde genel müdürü aradım. Hani genel müdüre böyle bir şey olduğunu söylemek istedim. Hani böyle gideceğim vesaire. Genel müdür zaten kendisi hüngür hüngür ağlamış televizyonu izlerken. Hayır, burada ona da selam söyleyelim. Evet. Çünkü Halil dedi ki bana dedi izin verdiler bir gün daha dedi, dedim sağ olsun. Kendisi de hüngür hüngür ağlamış. Yani bütün arkadaşlarım hepsi tebrik ettiler. Hepsine Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu mutluluğumuz daim olur. Evet, yüzün gülüyor. Evet. Efendim dün tabii hani soranlar oldu, annesi ne oldu, benim annem de sordu annesi ne oldu, dedim ki anne vallahi çok güzeldi şimdi, dedim onu bozmak istemedim ama sonradan da kendi kendime dedim ki burada ben de anlamıyorum galiba bazen canlı yayında, ya özür dilerim, hani birileri gelirken sen onlardan birini annen mi sandın, öyle mi hissettin hani, hani diğer akrabaların geldi diye, ben içinden öyle mi geçti? Ben ablamgilin geleceğine emindim ama annemin o kadar hani gelemeyeceğini de içimden hani düşünüyordum. Ay dedim annemin... ki sonra acaba dedim hani akrabaların dedik ama çocuk hani annesi mi sandı dedi, böyle de insan. Hani ben çünkü hep diyorum evet bu bir televizyon programı ama bu çok insani bir iş. Yani programcılığı at bir kenara, hani herkes mutlu olsun, huzurlu olsun, kimseye değil mi boş yere ümit vermeyelim. Tabii. De derdindeyim ya, kimse, yani herkes mutlu gitsin derdindeyim aslında kendi vicdanım açısından da. Şimdi efendim Halil'in annesi aslında çok gelmek istiyordu. Fakat gelemedi çünkü beraber olduğu kişi izin vermedi, yani eşi izin vermedi. Hatta arkadaşlar bana ne derken ağlamaktan sesi kısılmıştı. O da çok gelmek istiyordu. Tabii yayına da çıkmayabilirdi. Hani o her şey olabilirdi herkesin isteğine göre ama burada ben zaten böyle hani herkesin her fikrine de saygı duyan birisi değilim. Bana göre bunlar böyle martaval okumak, yani herkesin fikrine saygı duyuyorum. Hayır, ben herkesin fikrine saygı duyamam. Doğru düzgün fikir varsa saygı duyarsın. Anormal bir fikir varsa da hiç saygı da duymazsın yani. Ne olursa olsun insanın eşi, karısı ya da kocası beraber oluyorsan onun geçmişiyle beraber onunla beraber olmayı kabul ediyorsun.
Kabul etmiyorsan yine sende bir problem var demektir. Hele ki söz konusu mevzu bahis çocuk oldu mu? Yani gerisi teferruat. İnsanlar anneleriyle, çocuklar anneleriyle, anneler de çocuklarıyla beraber buluşmak, beraber olmak, buluşmak zorundalar. Kimse de bunun önüne geçemez. Geçmeye çalışanın da bu geçmeye çalışma fikrine kimse kusura bakmasın. Ben saygı duyamam. Ama ne yapacaksınız vallahi işte? Şey bazı işte kadın hürriyeti meselesi. İşte bu da bir şiddet. Bu da kadına evet, uygulanan da bir şiddet yani. Kadına şiddet diyoruz ya, bu da psikolojik anlamda bir yani yasa bakımından herkes herkese eşit ama ne kadar eşit olmadığını burada gördük değil mi? Yani bunun manevi ızdırabı diğer normal şiddetlerin de üstünde bana yani göre. Yani istemiyorsan bir çocuk annenin, çocuğuyla değil bir mi annenin o zaman? Evladına kavuşmak 17 senelik bir hasretini gidermek için çocuğuna sarılmak arzusuna hayır demek bana göre tabii her, siz yine dediğiniz gibi makul olan şeylere hürmet etmek lazım. Bana mantıklı gelmiyor. Yani buradan da tekrar ben sesleniyorum o beyefendiye. Yok neyse. Yani, hani, hayır. Yani artık biraz vicdanlı ve mantıklı davransın. Ve bir an önce daha aklın yoluna gelerek anne ile evladı bir araya getirmeye lütfen anlayış göstersin. Benim bir baba olarak da ona tavsiyem bu. Şey bundan sonra buluşacaklar zaten de. Zaten telefon attığımızda Ayten Hanım da kusura bakmasın. Şimdi onun belki hissiyatı öyle olmayabilir. Ben onun yerine konuşuyor olabilirim ama dediğim gibi çocuk söz konusu oldu mu çocukla annenin arasında kimse girmesin girmemeli. Buyurun. Ayten Hanım çok gelmek istedi. Bu anı çok güzel yaşamak istedi ama bazı sebeplerden dolayı gelmedi yani. Ben onlarla konuştum. Biz de onu söylüyoruz evet. Arkadaşlar. Biz de o sebepleri konuşuyoruz. Biz de onu söylüyoruz. Yani akşam da konuştuk. Beraber olan kişi bırakmamış. Tamam neyse. Evet. Ayten Hanım telefon attığımızda. Evet. Ayten Hanımcığım senin de gözün aydın. Sağ ol. Çok teşekkür ederim Müge Hanım. Çocuğunun sesini duydun. Evet duydum. Size çok teşekkür ederim. Onu bize kavuşturduğun için çok minnettarım size. İnşallah hayatım sen de artık elinden geldiğince imkanlar ölçüsünde Halil'e kol kanat gerersin diye inanıyorum bunu O benim canım Müge Hanım, o benim bir tanem, ben kurban olurum onun gözlerine, ben kurban olurum ona Müge Hanım. Ben onun bazı nedenlerden dolayı ben gelemedim. Biliyorum ben hayatım. Özür dilerim. Biliyorum. Hayatım ha, eşim beni bırakmadı diye bir kaybı yok. He. Bazı nedenlerden dolayı ben gelemedim. Ben ona söyledim. Kurban olurum ben ona. Önemli değil anne. 21 yaşındayım. Selçuk. 21 yaşındayım. Selçuk. Yeniden doğdum. Her şeyin başındayız. Zamanı kurban olurum ben sana Selçuk. Ben kurban olurum sana bebeğim. Zamanı gelince görüşeceğiz. Ben ölürüm sana bebeğim. Bir tanem. En azından Halil'in boynu bükük kalmadı. Benim dediğim gibi bu yani erkek çocukları diyorum ya böyle bir boyunları bükük oluyor insanın. Belki benim de erkek kardeşlerim olduğu için hani ayrı bir hissiyatım var herhalde. Ablaları geldi. Onun yüzünü güldürdü. Hı. Önemli olan da oydu. Ayten Hanım sizin başka çocuğunuz var mı? Sizden kardeşi var mı Halil'in? Bir tane. Bir tane. Oh ne güzel. 7 tane kardeşin var Halil'e. Valla. Evet. 7 tane dünyam var. Yani harika bir şey yani. 7 kardeş ne demek ya? Evet. Her kardeş ayrı değerli. 7 kardeş bence süper bir şey. Allah bir daha ayırmasın. Amin. Siz de artık programı da izlemezsiniz. Halil belki çıkar diye izliyormuş bunlar. Hayır. Artık. Hayır. Seyircilerimiz azaldı. 7 seyircimiz gitti. Biz programımızı çok seviyoruz yani. Canım, sürekli izliyoruz. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet. Peki Halil. İstersen biliyorum onların yanından ayrılmak zor ama. Bir Emre'nin yanına bir geçsene bakalım. Tabii ki. Şimdi siz ikiniz birazcık şöyle kayarsanız. Emre'cim sen kaç yaşındaydın? 23. 23. Halil de 21. Aynı yaşlardasınız. Hani damdan düşenin halinden damdan düşen anlar derler ya çok da doğru bir şey o. Belki Emre'ye en çok destek olabilecek kişi aslında bugün sensin. Evet. Benzer bir hikaye. Halil işte anne baba ayrılığı diyelim, problemleri diyelim, yokluk diyelim, ne diyeyim bir sürü şey aslında. Evet. O
otogarda kalıyor. Halil 4 yaşında. Emre'cim sen kaç yaşındaydın annenden babandan ayrıldığında? 2 yaşındaydım ben. Sen 2 yaşındaydın. Sen hele hiçbir şey hatırlamıyorsun. Ya, hiçbir şey hatırlamıyorum. Emre'nin hikayesi de dediğim gibi çok yürek burkucuydu. Çocukların bakamayan ailelerden de hani sersefil olmaları yerine onlara bakabilecek aileler tarafından büyütülmesine hiç karşı değilim açıkçası. Ki burada gördük bir geçen haftalarda evlat edinilen çocuk üniversitedeydi, üniversite okuyordu. Diğer kardeşler hep açlık, yokluk vesaire içinde hayatı büyümüş, ne kadar anlattılar değişmişti. Ne kadar hayatlarının değiştiğini. Fakat burada en çok üzüldüğüm şey evlatlık verilen yani daha doğrusu çocuk esirgeme kurumu tarafından alınan 3 kardeşin farklı farklı ailelere verilmesi. İşin enteresan tarafı efendim Emre, abisi ve kız kardeşi. Üçü de Kayseri'de yaşıyor. Şimdi biz Emre yayına çıktıktan sonra iki kardeşe ulaştık. Ay özet de hazırladınız değil mi? Ben ne yapayım? Anlatmak hoşuma gidiyor. Neyse ben anlatayım. Yani Emre'nin annesiyle babası şöyle anlatayım. Emre'nin annesiyle babası evliler. 3 tane de çocukları var. Anne baba cezaevine gelince bu 3 çocuk sosyal kuruma veriliyor. Çocuk esirgeme kurumuna veriliyor. Bir süre kalıyorlar. Emre ortanca. Bir tane abi var. Bir tane de kız kardeşi var. Üçü ayrı ayrı ailelere evlatlık olarak veriliyor. Daha sonra Emre öğrenmiş. Emre de geldi. Abimle kardeşimi arıyorum dedi. Şimdi biz iki aileyi de bulduk. Fakat aileler çocuklara söylememişler. Yani hem abinin ailesi söylememiş hem de kız kardeşin annesi söylememiş. Abinin ailesi hemen bizi aradı. Biz haber vereceğiz. Biz de bilmesini istiyoruz. Buluşsunlar dedi. Kız kardeşin annesi kızına söylemek istemiyor şimdi. Okulu var. Okulu bitsin. Yani bu sezon bitsin. Sezondan sonra söyleyeyim onu etkilemesin diye düşünüyor. Fakat izleyicilerim de bana mesaj göndermişler. Ben de anneye aynı şeyi söyledim. Şimdi 3 kardeş Kayseri'de yaşıyorlar. Ve hiçbirinin birbirinden haberi yok. Aynı aile tarafından büyütülsünler demek istememin nedeni şu. Ya birbirlerini abisi ya da kardeşi olduğunu bilmeden tanısalardı ya da hala da tanıma ihtimalleri var. Bu telafisi olmayan çok büyük problemlere yol açabilir. Tabii. Ortada bir kız kardeş var. Bilemezsiniz. Yani çok açık söyleyeyim ya tanışıp evlenmeye karar verseler mesela. Aynı yerdeler. O yüzden zor da olsa çocuklara belirli bir zaman sonrasında gerçek durumu anlatmak gerekir. Doğru. Şimdi, evet bu reklamı vermemiz lazım. Reklamı verelim. Reklamdan sonra Emre abisiyle buluşacak. Çok benziyorlar birbirlerine. Ve aslında abin geldiğinde, abin zaten sağdan soldan söylemişler. Ama o da kendi annesinin babasının yüzüne vurmak istememiş. Belki kız kardeşin de durumu aynı, bilemiyoruz. Bir ara verelim. Erman Kızıltı'nın bulunması için aramızda. 19 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamıyor. Kaybolduktan bir gün sonra da kullanmış olduğu araç Sapanca Ormanlık alanında bulunuyor. Arabanın burnu bu tarafa bakar şekilde, kapıları kilitli bir şekilde bulundu. Arabanın içinde üstelik kimliği, cüzdanı, arabanın ruhsatı da var. En son akşam saat 9'a 10 kala kendisiyle görüştüm. Adem abinin dükkanındayım dedim. Saat 10.30 gibi tekrar aradım. Eşimin telefonu kapalıydı. Adem Bey demiş ki Erman'ın gece halini çalışan iki kadınla ilişkisi vardı. Ayrıca Erman uyuşturucu kullanırdı. Her şeyi eşi babası biliyor. Çık söyle Allah'ın rızası için. Bizim bildiğimiz hiçbir şey yok. Defterlerde bir problem varmış. O gün de o defterlere bakılıp hesap kitap işi yapılacakmış. Erman abi, Tarık abi, Halil abi, bir de Adem abi gitmişler. Masada hesap yapıyorlardı. Bugün de Adem'le mutlaka işin bitirmem lazımdı. Rahatlığı teslim edeceğim dedi. Evet. O gün tamamen hesaplaşacaklardı. Şimdi eşinin arabası gidiyor. İkisi arka arkaya çıkmışlar. Yarım saat sonra da bu araçlar peş peşe. Orada araba bırakılıyor. Arkasındaki o beyaz araç tek başına geriye dönüyor. O gece o ormanlık alana gidilmesinin nedeni neydi? Bizim şirkette iki tane beyaz araba var. Bir benim kullandığım ufak. Bir de o akşam aracı takip eden büyük beyaz araba var. Sapanca'ya doğru arabayı takip ettik. Tarık abi söylediğine göre gezmeye gittim diyor. Gezmeye gittim. Bir dakika. Tarık abim kullanıyormuş arabayı. Evet. Ben ölüsünü de istiyorum. Ben dirisini de istiyorum. Yeter ki benim kocam ortaya çıksın. Bu kadar mı kötüydü benim
evladım. O araba Tarık'la birlikte Erman'ın arkasından gidiyor. Niye araçlardan bir tanesi ormanlık alana saklanıyor da diğer araba geri dönüyor? Bir tek bunun cevabı ya. Tek bir soru. Emre de Kayseri'den geldi. Evet. Kardeşlerini bulmak için stüdyomuzda. Emre'nin biyolojik annesiyle babası 1994 yılında bir cinayet işliyorlar. Sen o sırada kaç yaşındasın Emre? 2 yaşındaydım. Onlar cezaevine giriyorlar. O zaman da Emre yurda veriliyor. Emre'nin yurda verilirken iki kardeşi daha var. Bir tanesi 8 aylık. Saniye'ymiş ismi evet, o sırada. Doğru. Bir de 3 yaşında abisi varmış Mustafa. Bir yıl sonra 3 yaşındayken Yusuf ve Habibe Deniz tarafından evlat ediniliyor Emre. Kardeşi Saniye ise 9 aylıkken evlat edinilmiş. Daha sonra Emre bilgileri öğreniyor. Abisi Mustafa da 4 yaşında yurttan evlat edinilmiş. Ay çok acıklı ya. Sonra Emre'nin bu cinayet suçundan dolayı cezaevine giren anne babası tahliye oluyorlar. Emre onları bulmuş. Nasıl buldun Emre? Onun benim haberim bile yok. Onu babam buldu. Annem baban onlarla beraber yaşıyorsun. Evet. Sana 12-13 yaşında anlattılar biz seni evlat edindik diye değil evet. mi? Bu hikayeyi de anlattılar mı? Böyle böyle başka kardeşlerin de vardı. Evet söylemişlerdi. Annenle beraber beraberler mi hala? Evet hala beraberler. Ayrıca bir çocuklar daha var. Sonradan cezaevinden çıktıktan sonra bir çocuklar daha oldu. Bir kardeşin daha olmuş. Evet. Onlar senin diğer kardeşlerin, abin ve kardeşin hakkında bilgi sahibi mi? Sadece Kayseri'de olduklarını biliyorlar ama nerede olduklarını onlar da bilmiyor. Emre de şimdi kardeşlerini bulmak için yurttan araştırma yapmış ama sadece isimlerini öğrenebilmiş. O da yurttaykenki isimleri. Belki ismi değişmiştir. Evet. Niye arıyorsun onları Emre? Özlem diyebilirim yani. Senin kardeşini ve abini buldum. İkisi de hayatta, ikisi de evlat edinilmişler, hani orada mutlular. Fakat henüz şu bilgiye ulaşamadım. Onlar evlat edinildiklerini biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? Şimdi ilk gelen bilgi bilmedikleri yönünde. O yüzden biz de annelerine ulaşıp, hani çaktırmadan durumu sorup öyle bilgi vermek istiyoruz. Onlara da sana anlatılan gibi anlatıldıysa eğer, onlar da buluşmak isteyeceklerdir. Ama bu yaşa kadar anlatılmadıysa, hani ben bunu televizyon ekranından söylemek istemem. İnşallah onlara da söylenmiştir. Kavuşursunuz. Evet efendim 3 kardeş. Şimdi bir tane kardeş 8 aylıkken evlatlık verilen kızımız. Bir de abimiz var. Şimdi sana bir hediye aç bakalım. Kim bu acaba? Abim mi? Hı? Abin. Çok sağ ol. Gel. Aynı da sana benziyor yani. Nasıl? Ne diyeceğimi bilemiyorum inan. Ay canım benim ya tir titriyor. Neredeyse senin resmin gibi yani. Biz inanamadık abi kardeş benzerliğine. Abin hatta evli. Bir tane yeğenin var. Aa dur sana fotoğrafını göstereyim. Bak bu yeğenin. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Onun ailesi izlemiş yayını. Bugüne kadar abine onlar anlatmamışlar durumu. Fakat geçenlerde şöyle bir şey olmuş. Ya yolda yürürlerken bir kadıncağızı görmüşler. Ben bu demiş bu kadını hiç sevmiyorum demiş. Neden sevmiyorsun demişler. Bana demiş yolda geçerken hani evlatlık olan çocuk bu mu dedi. O da demiş ki oğlum sen tek çocuksun ya. O yüzden diyordur. Fakat aile şöyle bir şey yaptı. Dayısı falan çok arzu ediyor zaten. O da kavuşsun kardeşlerine diye. Onların da üzüntüsü şu. Biz tabii yaşlı insanlarız. Kardeşleri yok. Bizden sonra bir hastalık gelirse başına vesaire kim ona bakacak? Kardeşiyle buluşsun. Onlar hani abi kardeş görüşsünler. Abine durumu anlatacaklar. İnşallah abinle seni buluşturmayı ümit ediyorum. Kaç gün geçti Emre? Yine bir hafta oldu yani. Bir haftayı da geçti. Çünkü aslında abini çağıralım o daha iyi anlatacaktır. Hani gelecekti başka bir şehirde hani aile anlatmak istiyor, tedirgin oluyor söylesinler mi söylemesinler mi falan diye. Ama dediğim gibi abinin ailesi de iki kardeş buluşsun istiyor. Kız kardeşin annesi de öyle. Kız kardeşinin annesi de öyle. Biraz zamana ihtiyacım var sadece diyor. Bir teyze varmış, yurt dışındaymış. Onun gelmesini bekliyor. Hani tek başıma anlatmayayım, ne olacak falan diye. Habibeciğim. Efendim. Tabii bunca yıl büyüttün, yetiştirdin. Evet. Sonra o tabii ailesini bulmak istiyor. Bu sende nasıl bir hissiyat uyandırdı? En başta ama dürüst ol. Yani hani mesela en başta nasıl bir şey hissettin? Ben yani bulunmasını istedim. Hı. Yalnız kalmasın, bize bir şey olunca tek kalmasın dedik. Öyle dedin. Evet. Biz bulunmasına çok yani istedik. Peki siz evlat edinmeye gittiğinizde dediler mi size? Tırnaklarını şey yapma. Yeme tırnaklarını. Kopartma.
Dediler mi hani başka kardeşleri daha var diye? Dediler. Dediler. Onlar da o sırada oradalar mıydı? Yurttalar mıydı? Yok. Onlar bundan önce gitmiş idi. Emre'den önce. Emre'ye en sonunda Emre'ye biz aldık. Böyle evet. Üç kardeşi vermiyorlar mı? Vallahi bilmiyorum. Biz öyle başvurduk, öyle verdiler bize. Evet, hiç karşılaşmadık bugüne kadar değil mi? Değil mi? Hiç görmedim böyle bir durum. Yani şimdi olsa birini daha alırdım yani. O zamanlar cahildim. Bir tek aldım. Şimdi olsa şimdi diyorsun. Olsa ayırmazdım yani. Ayırmazdım. O zaman peki, bilemiyordum. Alabilir miydin üç tanesini de? Alabilir miydin? Üçün olmazsa birini daha alırdım. Üç tanesi zordu diyorsun. Evet. Siz kaç yıl çocuk sahibi olmak için çabaladınız? Vallahi biz abla işte belli bir yaş süresine gelen her şeye vuruyor biliyor musun? Dediler ki işte bundan sonra müracaat edelim. Biz çok çabaladık da olmadı. Kaç yaşında müracaat ediliyordu? 40 falan mıydı o dönem? Yok, bilmiyorum. 40'a varmıyor da. Şimdi bilmiyorum. O zaman başvurduk. Biz bir günde telefon ettiler işte. Dediler ki bir çocuğumuz var. 3 yaşında gibi de ufak gösteriyor dediler. Bir bakar mısınız falan dediler. Biz de pek iyiydik, vardık. Mardın 95'in Mart ayıydı. Bunu getirdiler. Aldık geldik. İsterseniz dediler biliyorum 10-15 gün misafir olarak tutun. İsterseniz getir. Biz de çocuğu getirdik. Bir daha götürmedi. Ondan sonra da işte 95. Bu nasıl bir duygu? Çocuk geliyor. Ne hissediyor insan o zaman öyle? Geldi anne diye kucağımıza oturdu. Şimdi, İnanmıyorum. Evet. Müge Hanım benim hemen şeyim yok. Hemen yani. Hiç o huysuzluk getirdik. Yapmadı yani. Hiç huysuzluk benim elimde yapmadı. Olsa zaten bunu aldığım zamanlar kardeşleriyle buluşturmak isterdim. Yani bir şeyimiz yok. Daha iyi olurdu yani. O onu görür, o onu görürdü. Ayrı da olsa. Fakat bu da olmadı. Ben en son dedim oğlum istiyorsan aileni de bulayım. Sonra sen gidip bulmuşsun annesini. Ben buldum. Babası. Nasıl buldun? Ben buldum. O da iki gün sürmedi ablacığım buldum. Buldum. Dedim ki ne? Yerlerini zaten ilk günden tespit ettim de. İkinci, üçüncü gün. Bugün de belki bunun haberi yok. Belki de görüştürürüm dedim. Görüştüreceğim zaman dedim ki bak böyle böyleydi. Şimdi dedim filan yerde de bekliyorlar dedim. Ben sana göstereceğim dedim. Vardık gösterdim. Yani çocuk sırf huzurlu olsun, psikolojisi iyi olsun. Ablacığım bizim zaten... Zaten onun için. Onları bulduktan sonra benim psikolojim iyice bozuldu. Onları bulduktan sonra evet. Öyle mi? Evet. Neden? Evet. Birkaç sıkıntılar yaşadık. Hatta nasıl diyeyim evde çok biraz... Çok sahip çıkmadılar. Yani pek... Ora öyle yapmıyor diye. De, evde biraz tartışmalar oldu bizim şimdikilerle. Onlar unutulmuş. Şimdi Müge Hanım ben şunu anlatmak istiyorum. Çok sorun yaşadık. Ben ya? Buldum. Dedim ki aynen annesine... Bak bacım dedim. Durum böyle böyle dedim. Yani biyolojik annesine. Dedim ki buraya da gelsin etsin dedim. Bu dedim burada dedim zaten bağlasanız durmaz. Ama kalmak istiyorsa dedim bu okuluna devam ediyorsa ne ediyorsa burada kalayım derse dedim bunun yökün masrafları bana ait. Servisinden tut. Hala yiyeceği içeceği de bana ait olur dedim. Yökünü ben karşılarım dedim. Zaten durmaz dedim. Hala biz bunu işte bir... Fakültede bir doktorumuz vardı, çocuk psikiyatri. Dedi ki ailesiyle buluşması daha iyi olur deyince ben oradan yola çıktım. Onları da bulayım dedim. Bundan haberi yani yok. Yani doktor dedi, buluşursa daha iyi olur. Bir yoktur, daha iyi olur dedi. Bu zaten psikolojik olarak biraz duymuş. Belli yani kabarıyor, işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Ben zaten ilk hissettiğimde bir psikiyatriye götürdüm SSK'da. Durum izledim. Orada da izah edince dedi ki bu. Fakat onlara ben anlattım. Dedim ki ne bak bacım durum böyle böyle. Peki ne oldu sonrasında ne oldu? Şimdi duygu sömürüsü yaptılar ablacığım. Çocuğu işte böyle diyelim ki bir telefon ediyor bir taraf. İnan ki görmeye gerek yok. Dünyanın öbür ucunda olsa zannediyorum ki gözünün yaşı parmaklarından çıkıyor. Çocuğu böyle duygu sömürüsüyle çektiler. Yaklaşırgım oldu mu dirsek vurdular. Aa kendisi de huzurda. Bir gitti annesi evde yiyormuş, babası varmış. Demiş ki onlar enayi demiş. Bizden için. Niye? Ya demek artık onu ben bilmiyorum. Zahir diyor ki ne elin çocuğuna bakıyorlar. Onlar enayi. Yerinden elin kalkmamış. Elin çocuğuna bakıyor onlar enayi oluyor. Ona getirmiş bilmiyorum yani. Yani bunu ben aslında özellikle konuşmak istiyorum. Şimdi tabii ki bizi izleyen ve... buraya ailesi de başvuran, illa ki ben kendi annemi babamı bulacağım diye kendini parçalayan çocuklar var.
Evet haklılar. Ama şunu da düşünmek lazım. Zaten o sana bakacak olsa acaba bırakır mıydı? Hani cezaeviydi, şuydu buydu falan, onları bir kenara koyuyorum tabii kendi zorunlulukları ama zaten bakacak olsa acaba bırakır mı? Hani soruyorsun, bana kocam şiddet gösteriyordu, bıraktım. E tamam, kocan sana şiddet uyguluyor, işte içki içiyordu. E bıraktığına da uyguluyor o zaman içki içince. Ya da biz geçinemiyorduk ya da fakirdik. O zaman hep dediğimi yine söyleyeceğim. O zaman hiçbirimizin, ben de dahil, o zaman hiçbirimizin başında anası babası olmazdı. Evet. Öyle her sıkıntıda analar babalar çocukları bırakacaksa ne baba kalırdı? Hiç mi sıkıntı yaşamadınız evliliğinizde? Hiç mi maddi sıkıntı yaşamadınız? Evet. Hiç mi bir şeyiniz olmadı? Beyler. Yani, yaşadık tabii, hani, yaşamaz olur. Şimdi artık siz hani daha bir yaşın üzerinde olduğunuz evet. için belki daha net konuşabilirsiniz. Her sıkıntıda bırakacak olsaydın çocuğunu... Tabii canım. Evlat tabii. başka bir şey. Bunu da şimdi, şunun için söylüyorum. Miguel, bir, takım şeylere, bir takım şeylere katlanmadan belli bir yere ha. gelmek mümkün değil. Her zaman olaylar basamak basamak çıkılır. Hayatın yaşam şartları da böyledir. Yani bütün tahsilde de böyle, yaşamda da böyle, tabii. her türlü olaylarda tabii. merdiven çıkmayı kabullenmek lazım. Evet. Birdenbire zop diye çıkarsanız zaten onun kıymeti yok. O alın terini bulacaksın, o yorgunluğu hissedeceksin ki belli bir noktaya geldiğin zaman onun zevkini ve hazını tadabilesin. Bütün mesele. Şimdi annelerde de, babalarda da, evlatlarda da aynı durum. Yani sıkıntı var diye elinin tersiyle bir tarafa itmek analığa, babalığa yakışmayacağı gibi insanlığa da yakışmaz. O yüzden çocuk sahibi olmak çok kolay ama çocuğu yetiştirebilmek önemli olan ayrı bir şey. Biraz o sorumluluğu hissedebilenler sizin evet. dediğiniz gibi. Yani bu... doğum, özür dilerim, daha eşini hamile bırakmadan veya bir karı koca çocuk yapmaya niyet etmeden bu doğuracağımız çocuğun sorumluluğunu katlanabilecek miyiz? Ona bir imkan temin edecek psikolojik, maddi, manevi durumlarda mıyız? Bunu düşünmeleri lazım. Ondan sonra o çocuğu dünyaya getirmeleri lazım. Getir sokağa at, ondan sonra da işte Allah'a emanet. Olmaz böyle bir şey. Olmaması lazım yani. Anne olmak ayrı bir şey, annelik yapabilmek gayet tabii. Ayrı gayet şey. Tabii. Zor olan da annelik yapabilmek şey, tıpkı sizin ablacığım gibi. Bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi tabii bir çocuk bir şey var, ne kadar olsa aileye bir özlemi var ya, telefon ediyor. Telefonları kapatırlar, açmazlar. Halen ben şu teklifte de bulundum. Dediler ki bizim şeyimiz yok, kontrolümüz yok. Dedim ki olmazsa ben size o zaman güzel kontrol alayım. Bu çocuk okula gidiyor dedim. 9 gibi yatar. 8 araları dedim. Bir gün biriniz dedim. Bir gün sonra biriniz dedim. Veya beni çaldırın dedim. Diyem ki ne dedim. Annen arıyormuş, baban arıyormuş, konuşsun dedim. Bunu daha iyi sağlamaya. Şimdi bunların aynen birkaç şeyleri var. Telefonları böyle etti mi birini ara, kapattı mı Müge Hanım hepsini birden anında kesilir ulaşamak. O zaman sen de bir hayal kırıklığı yaşadın yani evet. değil mi? Bayağı hocam arıyor. Be, oğlum ben ne yapayım işte arıyorum, açmıyor lan. Sen de bir hayal kırıklığı yaşadın yani değil mi? Çok yaşadım. Hı? Ha yani duydum da ben. Başka bir şey mi ümit ediyordun? Bir şey ümit ettiğim yoktu. Ama onları iyi bir insan olarak bekliyordum ama tam düşündüğüm gibi sana çıkmadı. Emir kaç yaşında, Emre sen kaç yaşında bu bilgiyi edindin? Ben 12-13 yaşlarında edindim bu bilgiyi. Uygun, çok şimdi uygun onu da ekleyeyim. Hocam şöyle oldu. Peki bir dakika, sohbete tamam. şöyle bir virgül koyuyorum. Çünkü ben tamam. Emre şu anda içinden geçeni söyle. Ya kesin tamam. konuşmayı ben abime konuşayım demiyor musun? Yok yok demiyorum. Kibar da çocuk, peki ben olsam derdim. Sakin ol oğlum. Efendim. 24 yaşındasın sen. 23. 23 yaşındasın. Aslında 23 yıllık bir özlem. Hiç ne bir fotoğraf var ne bir bilgi var. Hayatta mı bile olup olmadığını bilmiyordu. İşte abisi, ona da ailesi durumu anlatınca koşa koşa geldi. Bak buradan gelecek abin. Emre'nin abisi Mustafa'yı alkışlarla stüdyomuza alalım. Canlarım benim ya.
Gel Mustafa'cığım. Şöyle yan yana gel. Alayım sizi. Gel canım. Canım benim. Lan benim ağlama canım benim. Gel. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hoş canım. Tamam, sakin ol, ağlama. Sakin ol. Sakin ol, otur. Sakin ol. Ay nasıl heyecanlılar, tir tir titriyorlar. Hoş geldin Mustafa'cığım. Hoş bulduk Müge Hanım. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok mersi. O kadar heyecanlıyım ki ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Farkındayım, tir tir titriyorsun. Dur sakin ol, bir sakin ol. Bak bir kardeşinin yüzüne. Sakin, titreme. Sakin ol. Ay aman bırakın, ne istiyorlarsa yaşasınlar yani, ne kadar zor bir durum bu. Hem de ben inanır mısınız bir şey söyleyeyim, duygularımı söyleyeceğim. Diğer Mustafa'nın buradan gelişi, Emre'nin burada karşılaşmaları çok büyük bende duygu yaşattı. İki kardeşin buluşması çok daha duygu doluydu. Çok daha duygu doluydu. Kardeşin ne demek olduğunu sizde bir kez daha öğrendim ben. Sağ olun. Ay Allah böyle ayrılıklar yaşatmasın Amin. Kimseye ya Rabbim Amin. Ya. Mustafa'cığım. Emre 23, sen kaç yaşındasın? 24. 24 yaşındasın. Gerçi hani çok büyük değil misiniz evet. Kuruma verildiğinizde? Hiç hatırladığın bir şey var mı kardeşlerine dair? Hayır. Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Zaten beni yurda verdiklerinde annemin dediğine göre 2,5 yaşındaymışım ben. Evet aynen öyle. Ondan sonra pek hatırlamıyorum zaten. Hiç hatırlamıyorsun. Sonra biraz anlatır mısın sen neler yaşadın? Ay ben çok kötü oldum. Ben de bu kardeşler beni çok etkiliyorlar. Öğrenci mi? Hı? Öğrenci mi? Yok sonra kim büyüttü seni? Annem Bahar Salim. Mahmut Salim. Mustafa da annesiyle beraber geldi. Aslında şimdi tanışırsınız. Sonra onlar büyüdüler. Sen ne zaman öğrendin? Şimdi bak şöyle bir şey oldu. Sen yayını izlemedin tabii yani Emre çıktığında herhalde. Daha sonra hemen bizi aradılar. Sizin yakınlarınız. Dediler ki biz işte kardeşi Mustafa biz tanıyoruz. Ama haberi yok. Hatta sen başka bir şehirde galiba çalışıyormuşsun. Kayseri'de şeyde Ecesi Fakültesi'nde çalışıyorum ben de. Oradan işte normalde dedi daim beni aradı. Perşembe şey dedi bu hafta dedi gelebilir misin dedi acaba dedi. Hani bana da başka şeyden olarak anlattılar. Hani kınamız kahvemiz var o yüzden gelin demişlerdi. Hani ben de bilmiyordum buraya geldim. Hani sabahına zaten anlattılar bana. Hani beklediğim sen de böyle gelemedin şeydi. Galiba işte. Çünkü ben de seni sürekli takip ediyorum. İşte perşembe dediler gelemedi, cuma dediler gelemedi. Çünkü orada da öyle olması gerekti. Arkadaşlar rapor alınca çalıştığım yerde mecburen liseler değişmek zorunda kaldı. Sen de izin alamıyorsun annenlerin yanına gitmek alamadım. İçin. Hı-hı. Sonra gittin. Sonradan geldim işte. Sabahına dediler işte geldiğim gün dediler. Hani beklediğim bir şeydi zaten. Ama kardeşim olduğunu bilmiyordum. Peki sen evlat edinildiğini biliyor muydun? Biliyordum. Kim söyledi? Kimse söylemedi. 2006 yılında babamı kaybetmiştim ben. Heh. Hani bir dolayısıyla bir kağıt parçası işte nüfus kayıt örneği elime geçti. Heh. 94 yılında Mustafa Salim, Mahmut Salim'in manevi evlatı olmuştur diye. Heh. Ben oradan öğrendim. Hani acaba ya karışıklık mı var, şey mi var diye. Ben dedim tek adam bir nüfus müdürlüğüne gittim. Nüfus kayıt örneği almaya. Hani orada da öyle yazınca tamam dedim yani. Hani zaten anneme söyleyecektim. Ama babam yeni vefat etti. Ona da şimdilik diyemedim. Uzun yıllardır hani bende kaldı bu. Sonradan bir komşuya gittik işte. Bir arkadaşa yardım etmeye gittim. Orada da dedi ki sen dedi Bahar'ın dedi evlatlık aldığı çocuk musun dedi bana. Ben de ondan sonra işte hani biraz sinirlendim yani ne diyeceğimi şaşırdım. Hani dedim sizi dedim ne alakada der ki dedim benim evlat olduğum ya da üvey olduğum dedim ya. Kim dedim siz ne alakada der ki dedim ben de. Ondan sonra kapandı. Hani bundan yaklaşık gene bir buçuk. Onu galiba annen anlattı çünkü şöyle demiş ya ben bu kadını hiç sevmiyorum bana böyle bir şey söyledi. Annen de sana demiş ki sen tek çocuksun ya herhalde. Bana da öyle dedi zaten ha. Böyle annen onu anlattı bize yani ben de ona dedim ki sen tek çocuksun ya herhalde böyle dedikodular oldu falan diye. Ondan dediler onu sonra geciktirdi.
Böyleliğinden tanışmış peki olduk. Peki sonra senin kardeşlerin, bir tane değil biliyorsun. Biliyorum. İki tane kardeşin hı-hı var. Onu da ne gün öğrendin? Onu da aynı gün öğrendim. Çünkü herhalde o da üniversite okuyormuş herhalde. Hı-hı. Kız kardeşim de. Evet. Ondan dolayı da söyleyemedi. Hani söylenmemiş hani. İyi bir yerde okuduğundan dolayı okullar kapandıktan sonra mı söyleyecekler dediler. Bana öyle dediler. Hayır. Yani sen evlat edinildiğini tahmin etmişsin. Hani annenin hı-hı anladığım kadarıyla üzülmesin diye konuşmamışsın bu hı-hı konuyu ama doğru. Kardeşlerin olduğunu bilmiyordun. Bilmiyordum. Onu hafta sonu öğrendin yani. Hı-hı. Bu hafta öğrendim işte. 2-3 gün önce öğrendim ben de. Peki ne hissettin Mustafa? Hani dedim işte hani beklediğim bir şeydi. Ama Emre de ben ekrana çıkınca tamam dedim. Kardeşlerim varmış dedim. Bu uzun zamandır dedim zaten dedim. Kardeş dedim hasretinden yanıyoruz dedim ben de zaten. Tek büyüdüm çünkü. Emre'yi de görüncük işte biliyorsunuz siz de. Evet bir sor bakalım bak Mustafa evli değil mi Mustafa? Evliyim. Ha, bir sor bakalım yeğenlerini falan. Ben Emre'ye gerçi biraz fotoğraflarını gösterdim. Evliyim. Bir tane Nur, 11 aylık Nur Topu gibi bir tane kızım var. İkincisi maşallah de yolda zaten. Maşallah. Zaten göstereceğim zaten. Siz ama ikiniz yakınsınız yani birbirinize değil mi? Ben Bünyan'da oturuyorum. Bu da Kayseri'de oturuyormuş. Yakın mısın işte? Hani sizin dediğiniz gibi. Belki Bünyan'da. Evet, tamam, belki dediğiniz gibi terminalde, otobüslerde, tramvayda illaki bir yerde karşılaşmışızdır. Evet. Ama tabii birbirlerinden haberleri yok işte. Evet, evet. Ay ne kadar güzel oldu ya. Bilmiyorum siz mutlu musunuz Yusuf Bey? Yani, vallahi biz çok mutluyuz. Oturduğu yer de belli. Hürriyet Mahallesi'ydi. Ben oraya o zaman bak, terk ettim de. İki tane oğlun oldu vallahi. Biz doğanları bekliyorduk zaten. Bahar Hanım'ın da iki tane oğlu oldu. Söylemiyorum. Bahar Hanım çıkmasın ekrana şuradan bir göreyim onu. Mustafa. Bahar gel televizyona çıkma. İki kardeşin daha. Çekmezler seni. Biliyorum. Biliyorsun değil mi? Bakayım o ne yapıyor orada. Ha, anne. O çıkmak istememiş. Gel gel çıkmazsın çıkmazsın orada dur çıkmazsın. Ay Bahar'cığım. Çağır anneni buraya. Diyorum mikrofonu verin. Niye çıkmıyorsun? Nerede mikrofon? Bak sizin yanınızda hanımlar. Muzaffer Hanım'ın yanında. Bahar'cığım seni de kutlarım ellerinden öperim. Nasıl iki sağ tane olasın oğlun oldu? Bir de iki şükür, oldular. Şükür. Hı? Bir tane dik oğlum oldu. Vallahi canım benim ya sağ ol. Sen de izler izlemez hemen çok da yardımcı oldun. Biz de anlatmak istiyorduk zaten dedin. Çok istedim. Komşu çocuğu işte hastalandı. Ocaklardan yırak olsun. Kan kanseriydi. Kardeşi ilik verince ondan sonra hep istedim anlatmayı. Ama cesaret edemedim. Aslında o da biliyormuş. Sonra onu öğrenince ne düşündün? Bak o da ben de biliyordum anne dedi sana. Ben de şok oldum. Çünkü bana hiç hissettirmedi ki. O da seni üzmemek için söylememiş. Hissettirmedi bana. Nasıl bir sevgi işte yani. İnsan emeğini seviyor. Hep söylüyorum yani. Hadi gözün aydın o zaman. Sağ ol. Sen de bizi izle orada. Şimdi tabii yani aslında hani her şey olağan şekilde ilerlese kardeşler bir arada büyüyecekler. Ve kaç yıl ya yani 23-24 yıl beraber bir arada acısıyla tatlısıyla her şeyi paylaşacaklar. Şimdi işte bir de bir kız kardeşimiz var. Kız kardeşimiz de gayet başarılı hatta matematik bölümünde okuyormuş. Bence o da biliyordur. Bak ben size söyleyeyim. Ona da annesi söylediğinde çünkü işte milletin çenesi durmuyor. Durmuyor. Mutlaka o da biliyordur. Onun da babası vefat etmiş. Anne tek başına kızla beraber onu yetiştiriyor. Evet. O da çok mutlu sizin bulunmanızdan dolayı. Dedi ki mutlaka onları birbirlerine kavuşturacağım. Ben de çok arzu ediyorum. Bak Mustafa'nın annesi çok güzel bir şey söyledi. Komşumuzun dedi çocuğu kan kanseri oldu. Diğer kardeş ona ilik verdi. Onu verince anladım ki kardeşleriyle buluşması lazım. Dünyada tabii. Evet onu siz de söylersiniz. Böbrek olur, karaciğer olur, ilik nakli olur, her şey olur. Yani saklamayacağız, mecburen her şeyi anlatacağız. Peki Mustafa, eşin, işte arkadaşların falan onlar ne dediler bu işe? Onlar da halen bilmiyorlardı. Hani öğrenmişler, şimdi can yendi, öğrenmiş oldular. Eşine söylemeden mi geldin? Ha, eşim biliyordu zaten. Ha. Eşim biliyordu da, hani arkadaşlarım ne bilmiyordu. Şimdi öğrenmişler, öğrenmiş oldular. Ha, yayında öğreniyorlar şimdi. Hı-hı.
Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Birbirinize bir bak. Hepsi şey, birbirinize bir baksanıza. Hepsi başına ne işler? Tabii o abi. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz çocuklar? Kayseri'de yakınsınız da herhalde görüşürsünüz. Ayrılmam artık. Ha? Ayrılmam ayrılmayız. Artık. Ayrılmayız. Hayatta ayrılmayız. Peki Mustafa hiç şey sormuyorsun. Biyolojik anneni babanı. Hani onlar da bilmiyorum ya şimdi ne desem yalan olur. Mikrofonu biraz şöyle tutsana. Hani bilmiyorum ne diyeceğim şimdi. Hani illaki tanışacağız ama ne zaman tanışacağız bilmiyorum. İleriki zamanlarda tanışır mıyız tanışmaz mıyız bilemiyorum. Onları fazla sen merak etmiyorsun galiba. Yok. Çünkü benim bu zamana kadar büyüten aileyi ben anne baba bildim zaten. Normaliydi o. Normaliydi o. Peki. Annene alo demek ister misin? O da şu anda ekranda izliyor seni. İzliyordu. Bir sesini duysun. Hı? Şu an ne konuşacağım ben de bilmiyorum yani. Bakalım o ne söyleyecek onu dinleyelim istersen. Münevver Hanım. Peki. Münevver Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Mustafa. Efendim. Kuzum. Efendim. Ağlama. Annem. Kuzum ben böyle olmasını istemedim Mustafa. Allah şahidim istemedim. Kimse olmasını istemezdi zaten. Tamam. Ben senin için ölürüm Mustafa. Yemin ederim Allah şahidim ben seni hiçbir zaman bırakmak istemedim. Emriye resmini verdim, yırtmış. Ben ne yapabilirdim? Ekrana çıkarıp gösterseydi şimdi olmaz mıydı? Ablası var senin de bir tane kuzum. Ne diyor ben anlamadım. Ağlamadan konuşursanız Münevver Hanım daha iyi anlayalım sizi. Müge Hanım. Ha, başıma bir iş gel. Efendim? Müge Hanım. Ha. 93'te benim başıma bir olay geldi. Evet. Ondan sonra Mustafa benim ilk eşim öldü. İkinci eşimle evlendim. Bu şimdiki eşimle evlendim. Mustafa mı oldu? Mustafa olduktan sonra bana yani bir ölen eşimle bir kızım var benim. Ben sürekli ağladım mıydı? Anne Mustafa ben şey böyle şey yapmıyorum. Ha şu anda sizin bir tane daha mı çocuğunuz var? Evet, ölen eşimden bir kızım daha var. İlk eşinizden. O zaman evet. Bir tane de ablası var yani. Evet Müge Hanım. Bir de küçük kardeşi var. Mustafa'nın, Emre'nin, Saniye'nin acısını unutmak için. Ha siz üç kardeş böyle bir tane ablanız var. İlk eşinden olan. Bir tane o da sizin ablanız sonuçta bir tane de kız kardeşi. Emre biliyor Emre biliyorum, onların evet. Hepsini biliyor resimlerini yırttı Emre. Neden yırttın ben resimlerini? Neyse oralara girmeyelim. Bir şey söyleyeceğim peki abla resmi nerede? Resmi yırttı. İstanbul'da. İstanbul'da evli mi? Evet. Keşke o da gelseydi buluşsaydı kardeşleriyle. Ben Müge Hanım dün Emre beni aradı. Geleceğim anne diye. Ben de yemek yaptım. Gelecek Emre diye. Sonra Yusuf abi aradık. Yusuf abi işi var dedi. Emre mesaj yazdı ki benim işim var. Babamla İstanbul'a gidiyor diye. Sonradan tekrar ondan sonra şey yaptım. Acaba şüphelendim. Televizyondan mı çıkacak diye. Bana haber vermeden geçti. İki gün önce Yusuf abi beni aradı. Bana kızdı. Ben bu zaman acaba buldum aradım. Müge Hanım Allah şahit yuvaya gidip görebilirsiniz. Dilekçem var. Bir kere de yani bulamadım ben çocuklarımı. Yani Emre'nin ben sürekli görüşüyorum. Diyorlar ki göstermiyor diyorlar. Nasıl göstermiyorum ben ya? Sürekli görüşüyorum ben. Neyse boş ver. Şimdi o güzel şeyleri tartışmalarla bölmüyorum. Siz onu sonra aranızda halledersiniz. Yani Mustafa ile ilgili de hiçbir bilgin yoktu. Bak yuvaya verildiğinde 2,5 yaşındaymış. Şimdi artık koskocaman bir delikanlı var karşında. Sen de herhalde yolda görsen tanımazdın. Yani bir görsem tanımazdım. Küçüklüğünle şimdikinin arasında çok var var. Ama yani ben küçük Ayşe'me söylüyorum. Abla Mustafa abin var, Emre var. Emre'yle zaten sürekli görüşüyorum. Kayseri'ye gittiğimi de evinde kalıyorum. Ayın 18'inde, Mayıs'ın 18'inde varacaktım. Emre kabul etmedi. Gel dedi sonra
diyeceğim. Münevver Hanımcığım. Şimdi yani bunlar aynı anneden babadan dört kardeşler mi? Evet, aynı anneden babadan dört kardeşler, iki oğlan iki kız. Ha, bir tane de abla var. Evet, abla var. Bir tane oğlan eşimde. Beş kardeş. Beş. Evet. Yani çocuklar, ben size şöyle söyleyeyim. Hani bu böyle annelerin babaların falan konuşmaları beni bir yerden sonra çok umurumda olmuyor. İlgilendirmiyor. Ama kardeşler birbirlerini bulmalı ve birbirlerine sahip çıkmalı. Hayatta ne olacağının hiç garantisi yok. Kimin kime ileride muhtaç olacağını demeyeyim ama başka bir kelime aklıma gelmiyor. Hani kimin kime ihtiyacı olacağını, maddi ya da manevi. Tabii, tabii. Hiç garantisi yok. Çocuklarınız olacak, ileride kuzen olacaklar. Aile bağlarının öğrenilmesi dediğim gibi çok önemli. İleride daha büyük problemler ortaya çıkmasın diye. O yüzden bütün kardeşler birbirleriyle buluşmalı. Eminim Münevver Hanımcığım, sen de çocuklarını bir anne olarak bırakmak istemezdin. Ama işte hayatta bir takım yanlışlıklar oluyor. Keşke bunlar çocuklara kadar sirayet etmese o yanlışlıklar. Neyse, ben Emre ile Mustafa'nın hani aile bağlarını en azından kendi aralarında kuracağına ve diğer kardeşlerine de sahip çıkacaklarına inanıyorum. Aynen. Kardeşlerini tanı Mustafa'cığım sen de. Emre'cim sen ablanı gördün mü? Gördüm. Ablanı gördün. Evet. Onunla nasıl ilişkilerin? Onunla da iyi. İyi. Müge Hanım, annesi öyle söylüyor da bacısı hiç sahip çıkmaz. Münevver Hanım öyle konuşuyor şimdi, da. Şimdi ben anlatayım. Ablacığım durum ne biliyor musun? Bir büyüten ayladan teşekkür edeyim ne demiyor da neyi söylüyor? Şimdi bu... Ben sadece bak şunu söylüyorum. Yok, biz bir şey dediğimiz Bey, yok. Bak, bu timsak gözyaşları bu yani. Timsak gözyaşları. Hastalıktır, bana ölümdür vesairedir. Hani çok mücbir sebep dediğimiz şeyleri bir tarafa koyuyorum. Geri kalan durumlarda diyorum ki... Onun konuşması hiç... Bunu şunun için söylüyorum. Bakın arayanlar olmuş. Korkuyorum da bu sefer bulamazsak da. İşte intihar girişiminde bulundu benim çocuğum. Gelelim burada ailesini bulalım. Bu sefer de korkuyorum ya bulunmazsa... Daha büyük bir probleme de yol açarsak, şimdi çağırsak bir türlü, çağırmasak bir türlü. Arada kalıyorsun. Diyorum ki size, çocuklar çok da büyük şeyler ümit etmeyin. Ayrıca herkesin kendi öz annesi babasıyla zaten sıkıntısı var. O sıkıntıları yaşadığınızda benim annem üvey ya da benim babam üvey diye de düşünmeyin. Hayatın içinde her şey olması gerektiği gibi oluyor. İnsan yeri geliyor, öz babasından da hiç hoşlanmıyor, öz annesinden de hiç hoşlanmıyor. Tartışırsan tartışıyorsun. Yani çocuklar şöyle düşünüyor, evlat edinenler. Ben annemle bunu yaşıyorum. Öz olsaydı böyle olmazdı. Hayır kardeşim, öyle değil. Bunun özlükle, üveylikle alakası yok. Baktığını seviyorsun. Evet. Bu çoğu insanda olur. Baktığını seviyorsun. Yani benim şu an mesela ördeklerimin üzerine tanımıyorum bir şey. Evet. Anladın mı? Seviyorum ya. Yani. Ya bir ördek kadar olamadık yani. Sizi de ayrıca seviyorum. Ama seviyorum ördeklerimi. Yani illaki bir şeyi dünyaya getirmenle alakalı değil o. Baktığını seviyorsun. Lütfen hayata böyle bakın. Kendinizi mutsuz etmeyin diye söylüyorum. Çok sevindim. Emre'cim, Mustafa'cım inşallah diğer kız kardeşinizle de inşallah buluşmanızı i̇nşallah. Çok isterim. O buluşmayı da burada yaşamakta isterim. Evet. Bakalım onlardan gelecek haberi bekliyorum. Sizleri yetiştiren ailelerin de ellerinden öpüyorum. Bir küçük cümlem var. Emreler ve diğerleri bir yaşam değişikliği yaşıyorlar. Buna bizim bilim dalında yaşam değişikliği denir. Ve bundan sonra yaşam değişikliğini iyi yönetin yeter. Mutlu olun yani. Çocuklar mutlu olun, bir şeylerden mutlu olun. Bu birliktelikten iyilikler de olsun. Tabii. Doğru. Mutlu olun. Yani mutlu olun derken de işte şimdi maalesef konuklarım gelecek. Aradığınızı buluyorsanız eğer sağ salim. Bundan daha büyük bir nimet yok. Tabii ki. Ya hayatta tabii olmasaydı. Hep kötüyü düşüneceksin. Bardağın dolu tarafını göreceksin. Yapacak başka bir şey yok. Verelim ara. Refik Kuzu 48 yaşında. Psikiyatrik bir rahatsızlığı var. Evet. O yüzden Muzaffer Hanım çok endişeli. Siz kardeşiniz Refik Bey ve babanızla birlikte Yenikapı'daki fetiş öleğine gitmişsiniz. Orası da çok kalabalık. Kalabalıktı. Refik Bey de o kalabalıkta kaybolmuş. Kaybolduğu gün üzerinde turkuaz bir mont varmış. Altında da Fenerbahçe eşofmanı varmış. Lütfen efendim gören bilen varsa bizlere bildirsin.
Nursevil Kızıltan ve Aynur Sipahi. Erman Kızıltan'ın bulunması için aramızdalar. 19 Mayıs'tan bu yana kendisinin haber alınamıyor. Kaybolduktan bir gün sonra da kullanmış olduğu 41RR683 plakalı araç Sapanca Ormanlık alanında bulunuyor. Arabanın içinde üstelik kimliği, cüzdanı, arabanın ruhsatı da var. Sizin eşiniz o gün işe gitmek için çıkıyor evden. Özer abiyle birlikte tahsilata çıkıyorlar. Tahsilatın parası eşimin cebinde. 2,5-3 milyara yakın bir para. En son akşam saat 9'a 10 kala kendisiyle görüştüm. Adem abinin dükkanındayım dedi. Bir görüşme yapıyoruz dedi. İşim bitsin geleceğim. Bir şey lazım mı dedi bana. Ondan sonra saat 10-10.30 gibi tekrar aradım. Eşimin telefonu kapalıydı. Saat 6 gibi falan kalktım. Eşim yok. Özer yeni ortağı mı? Evet. Adem? Adem de ayrıldığı ortağı. Eski ortağı. Evet. Daha sonra Adem Bey demiş ki Erman'ın gece aleminde çalışan iki kadınla ilişkisi vardı. Varsa da arabasını ormanlık arazinin içinde bırakıp evet. Bu adam nerede bir haftadır? Benim eşim aracını yeni aldı. İçi gidiyor aracına. Yani mümkün değil oraya bırakma. Eşimin aracı önde gidiyor, beyaz transporter arkada gidiyor ve birçok mobese kamerasına takılıyor. Beyaz transporter kimin? Adem'in. Yani Adem. Bu şekilde söylediler bize. Bu olay olmadan 3 gün önce dükkanın kameraları sökülüyor ve o kameralarda beyaz transporter'ın içinde çıkıyor. Aa, o kadara kadar. Evet. Bandı izleyerek başlayalım. Erman Bey'in aracının bulunduğu yere ulaştık. Sakarya'nın Sapanca ilçesi sınırları içerisindeyiz. Arabanın burnu bu tarafa bakar şekilde kapıları kilitli bir şekilde bulundu. Eşimin arabası buradan, ortağın arabasıyla peş peşe bu yoldan çıkarken sağ taraftaki evin kamerası bunu gösteriyor. Eşimi gören, duyan, bilen varsa Allah rızası için haber versinler. Şimdi siz bu Adem Bey'in evinde oturuyormuşsunuz öyle mi? Evet, evet. 12 Mayıs'a kadar. Husumetten dolayı ayrıldılar sanıyorum yani. Yani ortaklık problemde olunca evet, siz evet. Evden bile çıktınız. Evet. Şimdi arkadaşlarımız Adem Bey'e ulaşmışlar. Adem Bey demiş ki biz ortak değildik, Erman benim yanımda çalışıyordu demiş. Ayrıca Erman uyuşturucu kullanırdı. Ben ailesini ve babasını kaybolmadan 15 gün önce de bu kadınlar konusunda uyardım. Aramızda Meryem Hanım da var. Meryem Hanım baldız oluyorsunuz. Peki Adem Bey'e ait olduğu düşünülen beyaz araç niye kamera kayıtlarında görünüyor? Ona da demiş ki ben bilmiyorum, aracımızı bütün elemanlar kullanır. Onun arkasından gitmiş de olabilir, gitmemiş de olabilir. Şimdi eşinin arabası gidiyor. Patika yola giriyor. Orada araba bırakılıyor. Arkasındaki o beyaz araç daha sonra ikisi arka arkaya giderken tek başına geriye dönüyor. Dükkandan çıktıktan 31 dakika sonrasında Erman Kızıltan'ın aracının bulunduğu köye ulaştık. Erman Kızıltan'ın aracı ve Adem Bey'in beyaz transporter'ı işte bu setenin güvenlik kamerasına son kez takılıyor. Beyaz transporter ise tek başına bu yoldan geri dönerek bu aşağıdaki yoldan ilerleyerek gözden kayboluyor. Erman Bey'in aracının işte buraya park edildikten sonra Adem Bey'in beyaz transporter'ının ise işte buradan ayrılması sadece 1 dakika 25 saniye sürdü. Aşağıdaki işte bu sitenin güvenlik kamerasına tek başına takılması ise sadece 2 dakika 15 saniye sürdü. İki aracın arka arkaya gitmesinin tek bir nedeni olabilir. Öndeki aracın şoförünün geriye dönüş için arkadaki aracı kullanmak istemesi. Evet. Evet. Bu adamla Erman'ın arasında son zamanda çok büyük bir çatışma vardı ve hepimiz biliyoruz arkadaşlarının bilmemesinin imkanı yok. Niye sahip çıkmıyorlar? Belki de öldü arkadaşınız. Özkan Bey telefon attığımızda 8 civarı dükkana döndüm. Erman abi, Tarık abi, Halil abi, bir de Adem abi gitti işte. Masada hesap yapıyorlardı. Malzeme aldım. Geri döndüm. Akşam da saat geç olduğu için abi dedim bana müsaade, iyi akşamlar dedim. Çıktım evime gittim. Sen çıkarken kim kaldı geride? Adem abi, Erman abi, Tarık abi ve Cemil abi vardı. Cemil. Özür dilerim. Halil abi. Adem abiyle Erman abi dükkandaydı. Tarık abi kapının önünde. Cemil abi, Halil abi. Siz de hep bahsederken Cemil diyorsunuz da. Herkes öyle söylediği için söylüyorum. Halil Bey ile Tarık Bey orada ne iş yapıyor? Tarık abi burada çalışıyor. Bursa'ya servis yapıyor. Halil abi de Tarık abinin arkadaşı. Onlar zaten hani 2-3 günde bir sık sık gelip gidiyorlar. Erman Bey ile Adem Bey defterlere bakıyorlar. Tarık Bey ile Halil Bey'in sen çıktıktan sonra orada kalması olağan bir şey mi, sıra dışı bir şey mi? Tarık abi genelde sadece pazartesi günleri burada olur ve cumartesi akşamları gelir. Salı gününden cumartesiye kadar serviste olur. Yani olağan dışı bir şekilde o gece oradaydı. Ya sen hatırlamıyorsun ama kuvvetle muhtemel ki o Cemil dediğiniz kişi de orada. O hele tamamen anlamsız. Doğrudur. Peki o bahsedilen beyaz araba. Kim kullanır o arabayı? Bizim şirkette iki tane beyaz araba var. Bir benim kullandığım ufak. Bir de o akşam aracı takip eden büyük beyaz araba var. Söylenenlere göre yine bilmiyorum. Sapanca'ya doğru arabayı takip etmiş. Ta
Tarık abi söylediğine göre gezmeye gittim diyor. Bir dakika, Tarık abin mi kullanıyormuş o arabayı? Öyle duydum. Peki hatırlıyor musun Erman'ın üzerinde ne renk bir şey olduğunu? Açık kahve tarzı kareli bir gömlek vardı. Peki Özel Bey telefon attığımız demiş. Erman Bey'le siz ne kadar zamandır iş yapıyorsunuz? Son 2 aydır, 1,5 aydır iş yapıyoruz. Hesaplarda sorun var falan diyordu. Adem'le alakalı sıkıntı var mı? Yok, onda bir sıkıntı yok diyordu yani. Bugün dedi Adem'le mutlaka işimi bitirmem lazım dedi. Anahtarı teslim edeceğim dedi. Zaten görüşmek için evi boşaltmayı bekliyordu. Evin anahtarını da mı o gece teslim etti? Evet. Hani yani biz o gün tamamen hesaplaşacaklardı. Müge Hanım, benim kocamın başına bir şey getirdim. Çıkarsın çocuğumuzu. Ölüsüyse ölüsünü çıkarsın. Dirisiyse dirisini çıkarsın. O gecenin kamera görüntüleri. Önde gerçekten ailenin anlattığı gibi Erman'ın arabası. Arkada da beyaz transporter. Erman Kızıltan'ın aracı ve ortağı Adem Bey'in aracı saat 21.11'de arka arkaya çıkıyorlar. En son bir sitenin güvenlik kamerasına takılıyorlar. Saat 21.41'de giden iki araçtan beyaz transporter olanı 12,5 dakika sonra geri dönüyor. Şimdi ikisi arka arkaya çıkmışlar. Olabilir. Fakat sitenin güvenlik kamerasına takılan görüntüler yarım saat sonra. Uzun bir mesafeden bahsediyoruz. Yarım saat sonra da bu araçlar peş peşe. Bir hedefe gidiliyor. Erman'ın aracının bulunduğu yer. Büyük araç 12 dakika sonra geriye geliyor. Tarık Bey'in anlatımına göre ben oralarda gezmeye çıktım demekle bu görüntüler izah edilemez. Ben kimin kullandığını bilmem bu aracı. Ama kim kullandıysa Erman Bey'in aracının ormanın içindeki sapa alana neden bırakıldığını ve o şoförün neden kendi aracına binip geri döndüğünü anlatması gerekir. Benim o gece eşim onun yanındaydı. Bana bir açıklama yapsın. Şu beyaz transporter onun dükkanının aracı. Neden benim eşimin aracını takip ediyor? Ben ölüsünü de istiyorum. Ben dirisini de istiyorum. Yeter ki benim kocam ortaya çıksın. Lütfen ya, lütfen. Çok rica ediyorum. Bu kadar mı kötüydü benim evladım? O araba Tarık'la birlikte Erman'ın arkasından gidiyor. Bunun nedenini biz soruyoruz. Onun açıklamasını neden yapmıyor? Onun evi de orada, işten çıkıp gitmiştir. Bu bir tesadüf olamaz mı? Tarık bilir, sorun anlatsın demiş. Ama niye araçlardan bir tanesi ormanlık alana saklanıyor da diğer araba geri dönüyor? Bir tek bunun cevabı ya. Tek bir soru. Ama Tarık bırakın Bey'in geri kalanını bakın yani. Yani bugün maalesef 14 gün oldu Erman Kızıltan 19 Mayıs'ta İzmit'te kayboldu. Bugün 14. gün, kendisinden haber alınamıyor. Bugün halası ve eniştesi de aramızda, Gönül Hanım ve Nihat Bey, hoş geldiniz efendim siz de. Onlar da aileye destek vermek için aramızdalar. Bir de Erman'ı, Erman sizin yanınızda yetişmiş anladığım kadarıyla, çok emeğiniz olduğu söyleniyor. Siz de yakından tanıyorsunuz. Evet, yakından tanıyorum. Annesine ayrıldıktan sonra babaannesinin yanında biraz durdu. Gene aile hiç kopmadık. Devamlı beraberiz. Gelinle Aynur'la da beraberdik. Aileyle hiç aile hiç kopmamız yok yani. Devamlı. İki öyle büyüdü çocuk. Ve çok mutluydu çocuğumuz. Yani sevgi doluydu. Ben hiç böyle ağlatmazdı bizi. Yarım saat, bir saat geçse hemen telefon açar bana. Halacığım böyle böyle. Ben merak etme. Bak işte şuradayım. Arayamadım ben seni. Açamadım telefon diye. Kesinlikle böyle gözyaşı döküp ağlatmazdı bizi. Bir yerde kaçıpsa eğer ki kesinlikle bize döner yani. Bir yerden bir haber verir. Hiçbirimizi ağlatmaz, kıyamaz çocuklarına, eşine. Çok yani sevgili. Yani böyle 14 gün kaçıp gidecek bir çocuk değil hayır, diyorsunuz. Hayır, kesinlikle, hayır, kesinlikle değil. Hayır. Nihat Bey de yok, hayır. Yok. Ben onun elimde büyüdü benim o. Kendi çocuğumla beraber ikiz gibi büyüdüler onlar benim. Kesinlikle ağlatmaz. Ne annesi ne hanımını ne bizi ağlatmaz. Çocuklarını hasta, çocuklarını. Çocukları zaten çok Erman düşkün. Erman 11-12 yaşına kadar anneyle babayla büyüdü. 12 yaşından sonra biz ayrıldık eşimle Müge Hanım. Ama dediği gibi halasının, ben annesi rica ettiği için, ben annesi çok değerliydi, babaannesi. O bana yavrum evladımdan beni ayırma dedi. Ben onun ricasına, benim kimsem yok. 4 kız kardeş büyüdüğümüz için erkek kardeş nasıl büyür? Erkek çocuğun sorumluluğunu alamam. Bir babası, bir amcası, bir baba, büyük babası var diyerekten. Her şeyden önce babaanneye kıyamadığım için hiç sesimi çıkarmadan anne bu evlat senin dedim. Ona bıraktım ama hiç diyaloğumuzu koparmadık. Bana gelirdi, derdi ki yola çıktı. Bana gelirdi, ben kayınvalidemi arardım. Anne merak etme, Erman ama bende. Ama onların yanında yetişti yani, babaannenin yanında büyüdü. Tabii baba. Sonra ben işe girmek zorunda kaldım Müge Hanım.
okulu başladı, okul hayatı başlayınca babaanne evdeydi. Zaten bebekliğinden beri hep beraber büyüttük onları. Halasının dediği gibi. Anne ben işe gidiyorum, sen bunu okula gönder getir. Allah bin kere razı olsun. Nur içinde yatsın. Her zaman da söylerim. Yani anlıyoruz ki eğer zaten Erman yani sevgisiz size eşine büyümedi. Ya da bir başkasına kızıp gidecek olsa daha aileden arayacak. Evet, birçok insan var. Kesinlikle. Birçok insan var. O bizi ağlatmaz böyle kesinlikle. Ne bizim çocuğunu ağlatabilir. O Ecrin için kesinlikle ağlatmaz bizi. Hanımı, annesi bizi ağlatmaz. Kesinlikle. Nursevi hafta sonu buradaydı çocuklarıyla beraber. Nursevi ben seni artık daha şey görüyorum. Daha bitkin görüyorum. Daha ümitlerin azalmış görüyorum. Gitgide ümitlerimiz galiba kesin. Biraz hani Soner'in ailesinin durumu da sizi ayrıca etkiledi. Evet. Beraberdiniz burada. Evet. Onlarla beraber arıyordunuz. Nursevi iyice perişan. Hatta arkadaşlarım dediler ki Nursevi hiç kendinde bile değil yani. Çocuk. Hani hiç boş boş bakıyor etrafa. Onun için daha ağır Müge Hanım. İki evlat. Anne sevgisi bekler, baba sevgisi bekler. Ben yavru sevgisi bekliyorum. Çok küçük. Onun yükü daha ağır. 3 aylık değil mi bebek? 4 aylık. Çocuklar oldu 5. Yani Nursevi iyice kötü. Şöyle bir gelişme oldu efendim. Bantlara geçmeden önce. Aynur Hanım siz gidip eski eşiniz hakkında yani evet. Erman'ın babası hakkında evet. Savcılığa şikayette bulundunuz. Suç duyurusunda bulundunuz. Evet. Savcı bunu bana baz almadı Müge Hanım. Dün gittim. Onu da anlatayım size ben. Dün gittim. Çünkü bütün ipuçları böyle hep uçuşları babaya dayanıyor. Bu Adem'i baba tanıştırdı diye düşündüm. Bir anneyim. Ben Adem'den de suç duyurusunda bulundum. İkisinden de sıkıştırılsın diyerekten. Bana savcı dedi ki bu dosya zaten açık. Bu dosyayı emniyete gönderdi. Fakat ben emniyete gittim. Emniyette bir cinayet olayı olduğunu söylediler. Bir Mehmet komiserle konuşmamı söyledi savcı. Gittiğimde kimse yoktu. Çok yoğun bir çok yani. Yoğun bir cinayet olduğunu söylediler. Fakat ben buraya geleceğim diyerekten de evim merkezden uzak olduğu için oradaki bir kişiye dedim ki benim dedim Yuvacar'a dönmem lazım. Kız kardeşimi almam lazım. Çünkü saat 8'de otobüse yetişmem lazım deyince ben hiçbir şey oradan öğrenemeden çıktım Müge Hanım. Yani kimse yoktu. Cinayet varmış. Anladım. Peki Aynur Hanım o zaman şunu söyleyeyim. Neden Erman'ın kaybıyla ilgili babasını da suçluyorsunuz. Yani şimdi bu önemli bir iddia. Hani bir şeyler olmalı ki artık siz bu raddeye kadar gelmelisiniz. Neden? Müge Hanım şunu söyleyeyim ben. Erman'ın babası esnaf. Fakat ben 14 sene evliliğimde evliliğin kavramını bilmeden yaşadım. Geceler gecesi eve gelmezdi. Neredesin diye sorardım. Hiçbir cevap vermezdi. Kenardan köşeden bana çevrem dolayısıyla bana bir türlü haberler gelirdi. Bir kez ayrılık yaşadım. Baba evine döndüm. Oraları geçelim. Hani bu olayla ilgili şüphelenmenizin nedeni ne? Çok fazla duyumlar geldiydi kulağıma. Şöyle kadına çok kadın pazarladığını söylediler. Yok efendim kumar oynadığını zaten biliyorum babanın. Onu söylediler. İşte Adem'le buluştuğunu, onu tanıştırdığını söylediler. Yani siz Erman'la Adem'i babasının mı tanıştırdığını düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünmüyorum. Adem'i Erman'la tanıştıran baba değil. Hı. Halil. Bunu ben kendim biliyorum. Ki kayınpederimin de Halil bu yani işin, o gün orada olan. İki tane Halil var. Bu Halil o Halil değil mi? Bilmiyorum. Hı. İki tane Halil var. Ben kayınpederimin bu olayın içinde olduğunu da düşünmüyorum. Benim kayınpederim 14 gündür karakolun önünde yatıyor. Ben eğer ki kayınpederimden şüphelenmiş olsa vardı benim kayınpederim karakol önünden alırlardı. Şimdi ben kesinlikle düşünmüyorum. Yani duyumlarıma göre ben artık dedim ki son çare bunun yanlış babayı da biraz duymuşsunuz. Biraz da onu da sıkıştırılsın diye gittim Adem'le birlikte. Çünkü Adem ama Nursevi senin de bir takım gene endişelerin vardı. Özellikle hani ortada benim konuşulan vardı, hep Adem Bey. Şu şekilde ve kayınpederinin Adem Bey'de 180 bin lira borcu olduğunu evet, söyledin evet, bana. Vardı. Acaba bu borçtan dolayı bazı şeyleri ortaya şimdi çıkartmıyor mu diye. Biz her ihtimali düşündük. Acaba ben kendim de söyledim. Acaba dedim hani kayınpederimin dedim Adem'e borcu var. Hani Erman ortaklığı bitirdi. Hani ben borcu seninle ortaklığım bitti. Senin babanın borcu bana ne olacak? Çünkü benim eşim Adem abiyle
Kayınpederim iş yaptığında benim eşim bana kendisi söyledi. Ortağına demiş ki sen benim babamla iş yapıyorsun ama yarın öbür gün bir problem yaşandığı zaman bana bir şey söyleme demiş. Hani biz her ihtimali düşündüğümüz için ben kendim de biliyorum. Kayınpederimin Adem'e borcu var. Ama ne kadar ödendi mi, ne oldu içlerinde olduğum için bilmiyorum Müge Hanım. Çünkü benim eşim bana hani akşam işinden eve geldiği zaman dükkanla alakalı hiçbir şey anlatmaz. Şimdi söz alsın. Dediğim gibi bantlar var ama o bantlar yine söyleyeyim. Adem Bey'in bize hani şuna da bakın, buna da bakın dediği yerlere gittik. Yayınlayacağız. İnşallah bir ipucu orada hep beraber bir buluruz bir şey yaparız, konuşuruz. Ama en baştan beri diyor ki Adem Bey, babası ve eşi Erman'ın başına ne geldiğini bilir diyor. Yani Adem Bey çok şey evet. anlatıyor telefon konuşmalarında, sağ olsun. Evet. 1,5-2 saat konuşuyor. Ama anlatırken hani hiçbir sonuç yok. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Adem Bey de onun farkında. Adem Bey sanırım oldukça zeki bir adam. Ya da hani kendisini öyle düşünüyor. Bazı insanlar vardır çok şey konuşur hiçbir şey anlatmaz. Biraz o cins. Ama tek söylediği en baştan beri babası ve karısı biliyor. Nursevil diyor ki ben bilmiyorum. Nursevil'in bilmediğine şöyle eminim. Çünkü ben burada onu görüyorum kucağında bebeği emzirirken yaşadıklarını. Yani Nursevil'in ben bu durumdayken bildiği bir şeyi saklayabileceğine inanmıyorum. Hani bu kadar insan numara yapamaz yani. Ama acaba baba ne durumda? Recep Bey de telefon attınız demiş Erman'ın babası. Efendim günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk Müge Hanım. Şimdi Recep Bey geliniz az önce diyor ki hani karakolun önünde yatıyor babam 14 gündür. Evet doğrudur doğrudur. Çok bulunmasını şimdi yine istiyor. Geldim. Eski eşiniz de diyor ki benim kulağıma bir sürü duyumlar geliyor. Ben hani onunla da aslında hani babası bir şey yaptı diye değil ama hayır. babasıyla da daha ciddi konuşulsun diye aslında ben evet, bu şikayette evet. bulunmak istedim. Sade onu değil, Adem'i de söyledim. Sizin bir borcunuz olduğu söyleniyor. O gece Erman'ın kaybolduğu gece elektrik dükkanının sahibi olan Adem Bey 180 bin liradan bahsediliyor. Bu 180 bin liradan dolayı da acaba Recep Bey bu sonra ondan ödenmek istenir diye acaba bildiği şeyleri saklıyor mu diye de aslında ailenin fertleri arasında böyle bir düşünce var. Şimdi şöyle diyeyim ben Adem Bey'le benim irtibatımı söyleyeyim. Adem Bey'i ben tanımazdım. 2,5 sene önce benim oğlum Adem'le... Adem Bey bir kartal taksiyle iş yapıyordu daha önceden. Hı hı. Ticaret yapıyordu. Biz de 30 senedir 40 senedir bu işleri yapıyoruz İzmit'te. Bizim çevremiz olduğu için benim oğlumu kullanarak beraber iş yapalım dediler. Kartal taksiyle. Daha peki sonra... siz mi tanıştırdınız yoksa Erman mı? Hayır 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 kesinlikle. Ben tanıştırmadım. İzmit'te bu kişi de çalışıyordu. Bu da iş yapıyordu. Yani ticaret yapıyordu elektrik konusunda. Duyuyor musunuz? Duyuyorum efendim. Sizi dinliyorum. Bunlar işe başladıkları zaman beraber yapacağız dediler. Ben hatta benim iş yerim vardı. Buyurun dedim anahtarı. Benim iş yerimdeki Adem Bey'in dükkanındaki kasasından, masasından malıma varınca kadar hepsini verdim. Bunlar beraber başladılar. Kar ortağı olarak başladılar. Evet doğru. Yani işe ilk önce kar ortağı olarak başladılar. Ama daha Adem Bey diyor ki benim ortağım değildi, yanımda çalışan biriydi. Hayır bu yalan söylüyor şu anda. Her türlü zaten yalan söylüyor. İlk başta kar ortağı başladılar. O zaman masasını, sandalyesi, kullandığı kasa dahi bana ait. Mallarımla beraber ben bunlara kendilerine teslim ettim, verdim. Aşağı yukarı 2,5 senedir beraber çalışıyorlar. 2,5 sene içinde çalıştılar. Adem'in bilmiyorum kaç tane dairesi var. En az 2 tane ben biliyorum da fazlasını bilmiyorum. 3-4 tane sıfır araba var. 3 tane depo var, dükkanları var. Bu duruma geldiler. Erman'la ayrılacakları zaman ben aşağı yukarı 6 aydır, 8 aydır ben de malzeme alıyordum oradan. Şu anda Adem'den benim bir tane tapım var. Aşağı yukarı 130 bin lira civarında olan bir tapım var. Komple satışını verdim ben bu kişiye. Teminat gibi verdim. Bana da kredi çıkartacaklardı. Malzeme aldım. 60 bin lira, 70 bin lira ya çıkar ya çıkmaz. Bende listeleri var zaten. Bu malzemeleri çektim ama şu anda benim Adem Bey'den en az 60 bin lira, 70 bin lira neyse hesap gördüğüm zaman alacağım var. Ben şimdi bu para peşlerini bıraktım. Ben Adem Bey'e tapumu verdim.
Onun karşılığında bir para aldık ama onun üstü... Para almadım. Malzeme olarak. Malzeme aldım işte. Ama malzeme üstünü... alıyoruz. Ama şu anda benim tapu 130 bin lira değerinde. Tapu da direkt satışı onlardı şu anda. Hı. Benim de aldığım malzeme işte 60 bin, 70 bin liradır çektiğim. O zaman yani Adem Bey'in size borcu var. Tabii canım şu anda. Ben çocuğumun peşindeyim. Yani ben paranın peşinde değilim. O sonraki bir iş benim için. Para nasıl alınacaksa alınır. Bir kere biz Erman'ı bulalım da ondan sonra paranın peşine takılalım. Tabii ki öyle. Ben de paranın peşinde olduğum için söylemiyorum Recep Bey. Sadece yani görüyoruz işte 5 lira içinde yapıldığını. Yani parayla bizim derdimiz yok ama benim alacağım var bu kişilerden. Aynur Hanım da konuşuyor orada fuzuli. Atıyor kendinde değil herhalde. Saçma sapan şeyler konuşuyor. Şu anda dinledim. İşte 180 bin lira falan filan. Bu evraklar benim elimde zaten. Tapuyu da gitsinler istediği yerde sorsunlar. Tapuyu da verdim. Yani sonuç itibariyle diyorsunuz ki benim Adem Bey'e bir borcum olup da herhangi bildiğim bir şeyi saklayabilecek bir durumum yok. Zaten babasınız. Hayır canım, hani kesinlikle. Ne olsa da olmaması lazım da ben saklamıyorum. Aksine onun bana borcu var. Peki sizin konuşmuşsunuzdur herhalde oğlunuz kaybolduktan sonra Adem Bey'le değil mi? Evet, evet. Adem Bey'le bizim arkadaşlarımızla konuştular. Söylediği hep babası bilir. Yani niye ya ima etmeye çalışıyor acaba? Evet, olsa zaten ben şu anda dağlarda sabahlara kadar adam aramam. Şimdi adliyeden geldim yine. Bilgi alıp dosya numaralarını aldım. Yeniden... Yani savcılarla koşturup durmam bu çocuk için. Ben de korkum bu zamana kadar bu çocuğu tuttuysalar korkudan salamıyorlar. Herhangi bir başlarına bela gelecek diye tutuluyor bir yerde bu benim oğlum. Tutulduğu için de şu anda salamıyorlar. Bu kadar çok üzerine baskı olduğu için korkuyorlar. Bu yüzden ben ne yapabilirim diye uğraşıyorum. Zaman da geçiyor. Recep Bey, bakın, oldu. Ben sizi üzmek istemem. Ben bunu Nur Sevil'e de söyledim. Eğer bir insan bir insanı kaçırıyorsa bunlar çok nadir olan şeylerdir. Hani belirli ülkeler var bununla ilgili konuştuğumuz filmleri çekiliyor falan filan ama bir insan bir insanı kaçırırsa eğer yapacağı ilk şey kaçıran kişinin onun bir ailesine yakınına vesairesine ulaşıp sizin işte kardeşiniz oğlunuz kocanız her neyse elimde siz bana şunu verirseniz ben de bunu bırakacağım demektir. Sizi üzmek istemem ama... 14 gün boyunca kimse bu yaştaki bir adamı alıp da bir kenarda hiçbir şey de yapmadan, hiçbir bilgi vermeden, bir pazarlık yapmadan tutmaz. Öyle bir şey yok yani. Hani hayatta yok. Ben şimdi alacağım 40 yaşında bir adamı nerede saklayacağım bir kere? Aldım sakladım. Sakladım bir gün geçti, iki gün geçti. Kimseden onun için bir şey talep etmiyorum. Ne yapacağım ben onu? Yani ne olursunuz biraz duygularımıza yenilmeden aklımızla hareket edelim ki... Sonradan ahvah etmeyelim. Yani hiç üzmek istemiyorum kimseyi ama ya hayatta olacak şeyler var, olmayacak şeyler var. Siz Adem Bey'le konuştuğunuzda o gün, o gece size ne yaşandığını anlattı orada. Benim Adem Bey'le konuştuğum zaman bana bir fazla bilgi vermiyor. Telefonla aradım ben. Bilmiyorum, etmiyorum. Beni hep başka yönlere yönlendirmeye uğraşıyorlar. Yani yok kadın konusunda diyorlar. Erman'ın affedersiniz bir bayanla bir işi olsa benim kulağıma kesinlikle gelir. Kesinlikle gelir ve de zaten engel olurum. Kesinlikle engel olurum. Böyle bir şey yok yani. Bu yalan şeyler. Bakın böyle bir şey yok. Bakın onunla ilgili Kebriye Hanım anlatsın, daha doğru anlatacaktır ne olduğunu. Çünkü biz de bir araştırma yaptık. Evet Müge Hanım, biz de bunu Adem Bey'den duyduk. Bize... Yüksek sesle sen. Adem Bey bunu bize anlattı, bana ne, da söyledi. Nasıl anlattı? Hani sen muhabir arkadaşlara da anlattı. Adem Bey'in anlattığına göre Erman Bey'in görüştüğü iki tane hanımefendi varmış. Bunlardan bir tanesiyle ilişkisi daha uzun süre devam ediyor. Bu bayan da müzikli bir yerde çalışıyor. Bayanın ismini bize vermedi ama ısrarla onunla bağlantısı var. Gidin araştırın. Hatta oraya çok sık gidiyor. Her akşam gittiğinde de yaklaşık olarak 1,5-2 bin lira civarında hesap ödüyor. Bu da yüksek bir para. Nereden kazanıyor Erman bunu? Bunları da araştırın şeklinde söyledi. Gidin o bayanı bulun, oradan çözülür. O bayanla birlikte, hatta şöyle söyledi. O bayanla birlikte bir yere gitmiştir. Bakın bir süre sonra geri ortaya çıkacaktır dedi. Sonra biz gece muhabir arkadaşımız Tuğçe orada olduğu için gece gitti. Bu bahsedilen mekanda Yalova'da, herkesin bildiği büyük bir mekan, müzikli bir yer. Gitti bizim arkadaşlar orada, öyle bir bayanı biz bulamadık, öyle bir bayanla. Hatta bize Adem Bey yani bu ilişkiyi bildiğini söyleyen arkadaşlarından da bahsetti.
birebir biz o arkadaşlarıyla da görüştük ama o arkadaşları bize böyle ilişkisinin uzun süre devam ettiği bir bayandan bahsetmediler. Sadece müzikli yere gitmiştir, orada bayanlar vardır şeklinde, böyle uzun süre bir ilişki yok. Biz öyle birine rastlayamadık. Yani orada Erman Bey'i tanıyan, hani diğer o müzik holde de işte aa şuna gelirdi, şunla takılırdı falan diyen birini biz bunca zamandır bulamadık. Evet gitmiş olabilir oraya ama oradaki herhangi bir bayanla kaçtıysa dahi o zaman hiç müzik holün falan haberi yok. Onlar da yanlarında çalışan kadını bilmezler mi, gitti mi gitmedi mi vesaire. Yani o zaman o elemanlarında bir noksanlık olur. Bizim de Ayşe Hanım diye birisi vardı, 15 gündür o da yok meydanda. Vallahi. Böyle bir şey demeleri lazım. Gizlemez saklamaz bayanla kaçan birisi. Hani Gölcük'teydi. Gizlemez hani saklaması beyan beklenmez. Şimdi Yalova'da diyor, niye yalan söylüyor. Hani Gölcük'teki de bir de Körfez'deki olan bayan. İki tane varmış. Peki niye Yalova'ya gidiyor? İşte Yalova'yı şimdi söylüyor madem öyle. Biri Derince, biri Körfez olarak söyledi bize. Derince değil, Gölcük dedi. Gölcük. Sen şaşırın, Gölcük'te Körfez dedi. Hani Körfez'de Gölcük'ü araştırdılar. Bir tane de Gölcük'te varmış. İki biri tane. Biri Gölcük, biri Körfez. Niye şimdi Yalova dedi peki madem öyle? Yalova'ya çevirdi. Kadın kız kesinlikle yok. Olay saptırıyor. Benim kocam kadınla da gitse, kızla da gitse sabah çıkar evine gelir. Benim kocam diskoya da gitse sabah geliyor bana diyor ki hayatım ben diskoya gittim. Benim kocam bana yalan söylemez. Sen benim kocamın başına bir iş getirdin. Sen ortaya çıkacaksın. Sen buraya gelip her şeyi anlatacaksın. Senin transporterın neden Erman'ın arabasını takip ediyor? Daha bunun açıklamasını vermedin bize. Yalanları konuşma. Benim kocam bu kadar mı kötüydü? Hangi öfke, hangi hırs böyle bir şey yaptırır? Acıysa çektik, ızdırapsa çektik. Ne istiyorsunuz artık? Ne istiyorsunuz? Niye telefonda konuşuyorsun? Neden buraya gelip konuşmuyorsun? Neden? Bütün ipuçlar sende, sende. Bizim hiçbir şey bildiğimiz yok. Sen buraya geleceksin. Madem suçsuzsan buraya gelip konuşacaksın. Sen söyle dur, yaparız. Bu Soner'in, bir açalım mı? Soner'in tahtasını sildik mi? Silmedik. Bakın efendim, ben o gün Birkan'la da konuşurken, tabii şimdi Soner'in yazıları kaldı. Beylerden bir rica etsem, şunu şöyle bir silseniz. Gelir misin Fatih'ciğim? Ben geldim. Geliyorum. Dur Fatih, geldi geldi. Ben çabuk silerim. Aa, iyi Fatih'ciğim, o zaman Arif hocam bırakmayacak. Tamam. Ay ne güzel vallahi, ne kadar centilmen beyler. Şu hocam yukarıydı. Heh. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu size. Şimdi. Soner'in görüntülerini izlerken. Hani arabada aynı görüntüler var falan diye. Efendim bizler de. Aklı başında herkes, yani sizler de şunun farkındaydınız. Köye giren, arabayı kullanan kişinin üzerinde beyaz bir şey yoktu. Ama arabayı çeviren, kamyonu kullanan kişinin üzerinde beyaz bir tişört vardı, her neyse, gömlek neyse. Aynı şekilde köyden çıkan kamyonun, hani boş kamyonun, benim Birkan'a sorduğum gibi, hani sen kullanıyorsan Soner nerede? Soner kullanıyorsa sen nerede dediğim gibi. O aracı kullananın da üzerinde beyaz bir yine tişört vardı. Yani aslında her şey ortadaydı. Tabii ki biz burada insanlara hani sen bunu öldürdün diyecek halimiz yok. Her şey belli. İzleyen anlıyor. Herkes biliyor. Şimdi buradaki kamera görüntülerini emniyetin elinde mutlaka ki daha fazlası da vardır. Buradaki kamera görüntülerine bakalım. Eğer Recep Bey de hattaysa, o da hatta kalmak isterse kalsın, girmek istediği yerde girebilir. Bunu bir başa alın. Şimdi burada da elimizde kamera görüntüleri var. Hatta ilk sizinkiler geldi. Soner'inkiler sonra geldi. Yani ben sizde daha öndeydik. Yani sizin konunuzda. Evet. Hayatta bir takım... Şimdi bir izleyicimiz mesaj atmış, diyor ki ben anneannem hep diyor ki, diyor Müge diyor ki doğru tektir, sana göre bana göre doğru olmaz. Evet, ben öyle bir kadınım. Benim hayatımda çok fazla gri yoktur. Doğru doğrudur, yanlış da yanlıştır. Hayatta da olacak şey vardır, olmayacak şey vardır. Efendim bir dükkandan bahsediyoruz. Bu dükkan bir elektrikçi dükkanı. Bildiğimiz elektrikçi dükkanı işte, öyle değil mi yani? Evet. Hani bildiğimiz mahallenin arasında olan. Evet. Malzeme bir, falan küçük, satılan. Küçük bir elektrikçi dükkanından bahsediyoruz. Evet. Hani böyle büyük,
teknomarketlerden falan bahsetmiyoruz yani. Küçük bir tane. Bir elektrikçi dükkanından bahsediyoruz. Burada bu elektrikçi dükkanında o gün kim var? Adem Bey var. Yani elektrik malzemeleri satan bir dükkan mı? Elektrik arızalarında gelir yapar mısın diye aranan bir yer mi? Malzeme satıyor. Evet. Belki ne bileyim gidip tamir ettiriyor. Tamam. Elektrik malzemelerinin satıldığı bir dükkan. Bildiğimiz elektrikçi dükkanı işte. Evet. Kim var orada o gün? Adem Bey var. Kim var? Bizim aradığımız Erman Bey var. Adem Bey'e göre ortağı değil, iş arkadaşı. Ama her neyse bunun adı, bunlar beraber iş yapıyorlar ve artık son dönem kopmuşlar. O kadar kopmuşlar ki, hani bu kadın daha hani Loğusa'yken ev taşıyor. Neden? Çünkü bu zamana kadar Adem Bey'in evinde kiracılarken o evden de çıkmışlar. Hani bazen insanlar çalışırlar beraber, gayet de güzel ayrılırlar dersin ki, ay ben senin evinde oturmaya devam edeyim, ne bileyim ayda sana 300 lira vereyim, 500 lira vereyim, her neyse. Demek ki bir problem olmuş ki, evet. Loğusa olmasına rağmen Nursevil, şimdi hepimiz kadınız yani. Bebek 40 günlükken taşınılmaz değil mi, zor iş. Ona rağmen ev taşıyorlar. Hatta evi hangi gün taşımıştınız Nursevil? Perşembe taşındım, salı günü eşim kayboldu. Yani sen perşembe günü ev taşıyorsun. Evet. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Bir hafta bile geçmiyor üzerinden. Müge Hanım bir şey daha. Beşinci gün kayboluyor bu adam. Yani ciddi bir sıkıntı var, bunu anlamak lazım. Pazar günü ben eşimle beraber dışarıdaydım. Adem abi ısrarla Erman'ı dükkana çağırıyordu. O ısrarla çağırmasının sebebi ne? Demek ki ben eşimi bıraksaydım benim eşim o gün kaybolacaktı. Peki hanımefendi, size göre evi terk etmenizdeki asıl sebep neydi? Asıl sebep şu, ayrıldılar, bitti. Ortaklık bitti. Olabilir. Bizim de o insanın evinde artık oturmamıza bir gerek yoktu. Yani onun dışında bir rahatsızlığınız, o evde oturmanın vereceği bir rahatsızlık, sizin şahsınızla ilgili bir huzursuzluk, böyle bir şey söz konusu muydu? Hocam yani, bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika, bunun cevabını alayım. Yani ortaklıktan ayrıldıktan sonra eşim dedi ki artık hani bu evde de oturmamıza da gerek yok. Hani başka bir yere gidelim. Hani kirayla oturalım. Anladım da yani sizi bu karara iten ortaklık bitebilir. İşte Rami Bey, işte bu kararı ittiğine göre demek ki arada... İşte ben hanımefendinin söylemek istemediği, acaba hani Adem Bey diyor ya hanımefendi bir takım şeyleri bilir diye. O bakımdan yani bu konuda lütfen bir bildikleriniz varsa bunları da burada söylemekten çekiniyorsanız özel olarak da bilgi verebilirsiniz. Ben her şeyi söylüyorum zaten. O ay, tehdit falan var mı, tehdit? Ben yalnız tehdit demiyorum. Daha geniş. Hocam, o bir anlıyor. Şey söylemek istiyorum. Nursevil Hanım ne demek istediğimi. Hocam bir şey söylüyorum. Burada bir şey atlanıyor. Benim oğlum Adem Bey'in arabasıyla eve gelirken pazar günü kaza yapıyor. Bunu atlamayın lütfen. Ben söyledim bunu. Bilmiyorum söylediniz mi? Kaza yapıyor. Kazada araba hasar görüyor. Fakat oğluma hiçbir şey olmuyor. Ben bunu pazartesi günü Nur'dan öğreniyorum. Anne, oğlum Erman kaza yaptı. Araba, yavrum ne var dedim. Arabada mı? Arabada hasar var. Çok şükür Allah bize bağışladı. Araba dedi. Adem Bey'in arabası. Adem Bey'in arabasıymış. Ama benim oğlum kaza yaptığı zaman trafiği arıyor. Diyor ki ben alkollüydüm. Kabahat benim. Çocuğumun ehliyetine el koyuyorlar. Cezasını ödüyor oğlum. Zabıt tutuluyor. Zabıt tutuluyor. Yani trafikteki araba... işlemler tamamen halloluyor. Arabayı da baştan aşağı benim kendisi oğlum yaptırıyor. Kendisi yaptırıyor. Cebinden yaptırıyor. Cebinden. Ve o günden itibaren husumet başlıyor. Gelinim de hamile. Kaç ay önce oluyor Ocağın 5'i veya 6'sıydı hocam. Ocağın başıydı. Ya, 5 ay önce. Benim gelinim de 29 Ocak'ta doğum yaptı. Ve ben hep dualar ettim. Aman şimdi bu halinle taşınmayın annem. Hani yazık, günah, bir çocuk dünyaya gelsin. Bir hayırlısıyla kurtulalım, çocuk elimize alalım dedim. Taşınmayın derken yani ne oluyor da taşınmayın diyorsunuz? Hayır, şimdi neden diyorum biliyor musun? Kış şartları, çocuk... Hayır ama Adem Bey çıkın mı demiş evden? Ondan bir bilgim yok. Ne zaman konuşulmaya başlanıyor evden çıkmak?
İşte o kaza yaptılar. Ondan sonra öyle bir iki ay hep sıkıntılı geçti. Yani eşim eve her akşam geldiğinde hep böyle bir sıkıntılıydı. Nur olmuyor, yapamıyorum, çok başım ağrıyor. Yani o dükkanın içine bile girmek istemiyorum. Kaç ay önce başladı bu, açığa çıktı? Ocak ayında efendim. Ocak ayındaydı. Şimdi ocağın ben lafımı bitireyim, lafınızı zaten unutmayın. O, çünkü şu görüntüleri izlemek istiyorum. Oldu. Pardon. Adem Bey var, Erman Bey var. Şimdi o çocuğun adı neydi bize bağlanan? Tarık. Özkan. 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 Şimdi Özkan Bey çalışan değil mi? Evet. Bu da bir çalışan. Onu yazmamışsınız oraya da o yüzden. Özkan Bey var. Bir çalışan daha var. Halil. O da Tarık Bey. Hayır bir dakika müsaade edin ne olur. Bu da Tarık Bey. Şimdi aslında çalışanlar değil mi? Hani Erman Bey'i çıkartırsak Adem Bey, Özkan Bey, Tarık Bey. Şimdi orada alakasız olan aslında bir Halil Bey var. Halil Bey oranın çalışanı değil. Değil. Değil mi? Recep Bey de eğer bizi dinliyorsa, bilgi sahibi ise şey yapsın. Evet, dinliyorum. Değil mi? Halil Bey oranın çalışanı değil. Halil Bey değil, değil. Bir Halil Bey var. Bir de hani ağızdan kaçırılan ama gördün mü görmedin mi diye sonra Özkan'ın tereddüt ettiği ama her iki lafının arasında bir söylediği bir de Celil Bey var. Alo. Kaçta gidiyor hayatım senin kocan buraya? Ben en son telefonda konuştuğumda 9'a 10 kala. 9'a 10 kala orada mıydı? Evet. 9'a 10 kala orada. Akşam. Evet, akşam. Akşam 9'a 10 kala ben kendisiyle görüştüm. Yani diyelim ki 8'de gitti, 8.30'da gitti her neyse. Şimdi ben bunları hadi anlayayım. Aslında anlamıyorum neden orada olduklarını. Şimdi saat 9, yani 21. Şimdi Özkan diyor ki ben gittiğimde ben oraya gittim. Adem, Erman, Tarık, Halil oradaydılar. Ama diyor ben 8'de benim işim bitti ve ben oradan ayrıldım. Hep böyle mi ayrılırsın? Evet yani çok bir iş yoksa. Hatta daha önce ayrılacaktım. Erman bana yeni evi taşıdık. Eve işte tüp borusu lazım. Git onu da bir alıp getirir misin dedi. O yüzden sarktı benim işim. Ben 20'de ayrıldım diyor. Şimdi madem Özkan Bey 20'de ayrılıyor. Hadi Tarık Bey'in işi daha uzundu diyelim. Biraz daha kalmak istedi. Peki Halil Bey olduğu söylenen, yani benim olduğunu da tahmin ettiğim Celil Bey'in orada ne işi var? Yani o gece orada neden olmaması gereken insanlar da vardı. Dediğim gibi burası bir elektrikçi dükkanı işte yani. Evet. Mahalle arasındaki elektrikçi dükkanı. Bir de hesap kitap da varsa bazen yanımızda çalışan insanlar da bu paraları pulları duymasın diye de istemeyebiliriz. Yani hadi Tarık'ı da anladım. Birisi hani dükkanı kapatacaktır falan. Halil'le Celil'in işi neydi acaba? Şimdi benim aklıma takılan ilk soru bu. İkincisi. Evet. Şimdi Hüseyin'cim rica edeyim senden. Bu görüntüleri bir ekrana verir misin? Arka ekrana da verelim. Efendim bu elektrikçi dükkanından saatine bakalım. Başını falan atın. Görüntülerle başlayalım. Bu mu başı? Çıkışı. Ha? Tamam okuyun. 21.11. Evet. Şimdi birazcık geri almanızı rica edeceğim. Elektrikçi dükkanı. Bunu bir dakika şöyle yapayım. Şimdi burası bir, şurası olsun elektrikçi dükkanı. Yani kaba taslak çiziyorum. Aslında var ya, şey yapacaksın. Bak teknoloji nasıl ilerledi. Bunu böyle yapsanız oradan alsak buraya da tak diye bu dükkanı koysak falan ama. Elektrikçi dükkanı burası bakın. Şurası yol diyelim. Şimdi buradan elektrikçi dükkanından insanlar çıkıyorlar. Ve bakın yol şöyle dönüyor. İzliyoruz. Bakın saat 21.11 değil mi? 21.11. Hayatım öndeki araç kimin aracı? İkinciye gelmeyelim. Şu ilk geçen araç. Bu kimin aracı? Erman'ın aracı. Bu Erman Bey'in aracı. Yani bazen de bazı söze gerek yok aslında. Yani o yüzden söylüyorum. Erman Bey'in aracı. Duralım Hüseyin'ciğim bir Erman'ın aracını görelim. Erman'ın aracı bakın önde. Bu Erman'ın aracı. Arkadan devam edelim yavaşça. Bakın dönüyorlar köşe. İstese başka yere de gidebilir. Bakın dönüyorlar.
Bu kimin aracı? Adem'in aracı. Adem'in. Adem Bey'in aracı. Şimdi keşke daha net olsa mesela, burada yanında birisi var mı yok mu gözükmüyor. Şimdi hemen arkadan da Adem Bey'in aracı Erman'ı takip ediyor. Ha şimdi burada sadece elimde bu görüntüler olsa takip ediyordu lafını kullanmaktan imtina ederim. Neden? Elektrikçi dükkanından çıktın, değil mi? Aynı yöne dönebiliriz. Bunda hiçbir şey yok. Fakat devam edelim. Bakın şimdi elimizde bir başka görüntü daha var. Şimdi diyelim ki iki arkadaş çıktılar. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Arkadaki bu aracı Tarık Bey'in kullandığı söyleniyor. Yani orada çalışan diğer Tarık Bey'in kullandığı söyleniyor. He. Şimdi işte geldik asıl noktaya. Bunun saati nedir efendim? 23.16. Bakın şu ekranda gördüğünüz şu araba. Yani şu sağ köşedeki şu araba. İşte Erman'ın aracı. Saatler 23.16'yı gösteriyor. Ben saatte yanılgı var diyorlar ama ben ona katılmıyorum. Hayır. Bence doğru saat o. 21.11'de çıktılar. İkinci görüntü 23.16'da. Aşağı yani yukarı 2 saat sonra. 2 saat. Ben yanıldığını düşünmüyorum kameraların. Hani eğer bu sitenin rica edeyim ne deniyor görevlisinden, yöneticisinden vesaire. Hani belki 1 saat geri olabilir. Yani hep bunlar 1 saat geri ya da 1 saat ileri oluyor ama bence yanılmıyor. 23.16. Bakın önden giden Erman'ın aracı. Bakın arkadan gelen kim? İşte Tarık'ın kullandığı söylenen Adem Bey'in transporteri. Peki burası neresi? Burası neresi? Elektrikçiden çıktık. Buraya gelene kadar ne kadar zaman geçiyordu? Yaklaşık 45 dakika. 45. Yaklaşık yarım saat 40 dakika 45 falan derim. 45 dakika. 45 dakika. Hatta çekmiştiniz onu galiba. Hazırlayın orayı. 45 dakika önce sıralamayı. Şimdi bakın. Bu iki araç elektrikçinin oradan çıktı. Burası ormanlık bir alan. Bu ormanlık alanın sonunda Hüseyin'cim bulunduğu yeri verir misin aracı? 23.16'da buradan geçiyorlar yine. Geziyorduk diyor Tarık. Olabilir. Ormanlık. Ona da varım. Hadi bu görüntüler de bir şey ispatlamaz. Ama bu görüntülerden hemen sonra şöyle geçeyim. Yol şöyle giderken buraya ormanlık bir araziye giriliyor. Bu öndeki Erman'ın aracı buraya bırakılıyor. Bu transporter 12 dakika sonra tekrar geriye dönüyor. Ya bunun hiç yani geziyordum, dolaşıyordum. Erman'ın sevgilisi vardı. Oraya kaçmıştır. Hiçbir izahı yok bunun. Yok. Erman'ın sevgilisi bu iki saat... birinci arabada varsa ikinci arabayı kullanan Tarık Bey... Erman'la sevgilisinin korumalığını yapmak için eğer oraya kadar gittiyse ve onları ıssız ormana bıraktıysa orada o korumalık güvenlik görevinden niye vazgeçti? Hangi düşünceyle onları orada bıraktı geri döndü? Ne korumalı ya? Yani şimdi dese ki ben arkadaşımın yanında... Ya, korumayla falan alakası yok. Şimdi burada iki araç gidiyor. İki aracın gitmesinin sebebi şu... Erman'ın aracı oraya bırakılacak. Kaybolduktan bir gün sonra bulunan araç. E tabii onu süren şoför nasıl geriye dönecek? Arada 21 kilometre var. Dükkanla aracın bulunduğu yer arası 31 dakika tutmuş. 21 kilometre. O 21 kilometreyi nasıl dönecek Erman'ın aracının şoförü? Bu Erman değil kardeşim yani. Adımı basarım. Bu arabayı kullanan Erman falan değil yani. Erman'ın arabasını kim kullanıyorsa iniyor orada, bu arkadaki transporter'a biniyor ve geri dönüyorlar. Bu kadar basit. Yani daha bence bunun üzerine konuşulacak tek bir kelime dahi yok. Kim kullanmış olabilir oradaki transporter'ı? Adem Bey, kim kullandıysa o zaman çıkın deyin ki kardeşim benim transporter'ımı o gün Ahmet kullanmıştı, Mehmet kullanmıştı, ben bilmem. Eğer siz kullanmadıysanız kimin kullandığını söylemek... Ve aralarında ne gibi bir husumet olabileceğini açıklamak da sizin boynunuzun borcu. Kusura bakmayın. Öyle ya da böyle. Sizin eğer Erman'ın kaybıyla ilginiz yoksa, tırnak içinde söylüyorum, olmadığına inanırım.
Sizin ben sizin beyanınıza inanmakla mükellefim. O zaman bu aracı kim kullanıyordu? Bu araç neden Erman'ın aracını takip etti? Sonra neden aracı oraya bıraktıktan sonra Erman'ın aracından kimi aldı da geri döndü? Ha, arada 2 saat var. Kardeşim, çok üzgünüm, söylemek zorundayım. Artık yeterse, çünkü gerçekten Nur'a çok üzülüyorum. Bir anne olarak çok üzülüyorum, bir kadın olarak çok üzülüyorum, üzülüyorum yani. Tabii ki sizlerin acısına da çok saygılıyım ama o kadın burada emzikli bebeğiyle, yani bunu söylememde bir çekince yok. Ben onun asla duygu sömürüsü yapmak için söylemiyorum. Kimsenin kimse ihtiyacı olduğu için de söylemiyorum ama parasız, pulsuz vesaire bırakmış her şeyi, koca yok başta, burada kocasının derdine düşmüş. Bu 2 saatte de kardeşim o güzergahta neresi varsa Erman gitsin orada aransın. O zaman, bu kadar basit yani. Eğer Erman bu aracını kendisi kullanmıyor idiyse dükkandan çıktıklarında Erman bu arabada olabilir, başkası kullanmış olabilir. Erman götürülüp bu 2 saat zarfında nereye, ne şekilde bırakıldı ve o bırakıldıktan sonra neden geri dönüldü? Erman yok. İşte o 2 saat içerisinde Erman'ın bırakıldığı yer neresi? Hangi şekil altında, hangi şartlarda bırakıldı? Ha, bu 23.16 olmaz da. Ya, ben size söyleyeyim. 15 dakika erken, 15 canım, dakika yarım saat 22.16 olsun. Gene evet. Arada 1 saat var. Yani Erman'ın arabası takip edildiğinde Erman o arabayı kullansın veya kullanmasın. O arabayla Erman o arabanın içerisinde götürüldü ama dönüşte Erman'ın arabası orada tenha bir yere çekildi. Görünmez bir yerde kamufle edildi, bırakıldı. Ondan sonra Erman'sız olarak o ikinci araba geri döndü. Yani benim tahminim, bütün mesele bu. Elektrikçi dükkanından çıkan arka arka 2 tane araba var ya, onlardan birinin içinde Erman var. Erman'ın, ama kullanan kişi değil. Giderken kardeşim var, dönüşte yok. Müge kullanan Hanım kişi de değil. Evet. Ha, şimdi diyebilirsiniz ki bana, bağlanın ya, ben buradayım yani. Müge Hanım. Bir saniye. Gebreciğim, mikrofonu eline alır mısın? Tarık Bey, yani ben senden birebir almak istiyorum. Adem Bey, bu transporter'ı kimin kullandığını söylüyor? Tarık'ın kullandığını söylüyor mu Gönül? Tarık'ın kullandığını bize söyledi, evet. Tamam. Tarık Bey, kardeşim, ben oraya gezmeye gitmiştim. Geç sen bunları. Ne geziyorsun siz ya? Yani işte şu kadar dolaşıyoruz. Biz hiçbir yere gezemiyoruz yani. Çalışan insan gelecek gezip zaten ertesi gün işe gelemiyor. Ne geziyorsun sen 2 saat? Hangi gün bu? Salı günü. Ertesi gün iş var. Gecenin saat sen 23 olmuş 15'i. Sen gezeceksin elektrikçi dükkanında çalışan adam. Çünkü bu arabalarda su yakıyor ya. Gez sen 2 saat arabayla. Hadi gezdin. Bana ne? Paranı nereye harcıyorsan harca. Erman'ın arabasının arkasında ne işin vardı? He, diyebilirsiniz ki, Müge, biz hiçbir şey yapmadık buna. Önde kullanan Erman'dı. Ona da varım. O zaman yine siz, yani eğer Adem Bey Tarık kullanıyor bu arabayı diyorsa, Tarık, o zaman sen Erman'ı neden Erman'ın arabasını Erman'la beraber o yola, o ıssız ormanlık alana bıraktığını, Erman'ın senin arabana bindikten sonra nereye götürdüğünü söylemek zorundasın kardeşim. İkisi de sende. Erman kaçtıysa da sen biliyorsun. Erman öldüyse de sen biliyorsun. Kim arabayı kullandıysa, Adem Bey Tarık kullandı diyor. Özkan Bey o Tarık'ın arabasıydı diyor. Ben de diyorum ki Tarık çık o zaman, de ki kardeşim o gece ben kullanmadım arabayı. O gece Özkan'a vermiştim. O gece Adem'e vermiştim. Halil'e, Celil'e vermiştim. Ama ben Adem bilmem. Bey diyor ki Tarık'tı kullanan. Tarık'tı kullanan. O zaman diyor. Adem Bey'in bu lafının yanlış olduğunu, yalan olduğunu, gel kardeşim davetimiz olsun ya. Bir takım gölgeleri dağıt yani. Ya Rami Bey, hiç davet falan da etmiyorum. Tek kelime istiyorum. Diyorum ki ben Erman'ım. Ya gelmiyorsa ben telefon Erman'ım bağlantısı yapsın. Diyorum ki ben öndeki arabayı ben kullanıyorsam, hanginiz artık o arabayı takip ediyorsanız, ben arabamı soktum mu kardeşimi ormanlık araziye, ormanlık alana, bıraktım mı orada? İndim, bindim bu transportera, eğer o sırada canlıysam Erman olarak. Bindim ben bu transportera. Nereye bıraktınız beni? Veya eğer ben o aracı ben kullanmıyorsam demek ki ben ölmüşüm. Nereye attınız? Bu kadar basit. Eğer Tarık kullanmıyorsa ikinci takip eden arabayı,
tarım kullanmıyorum diyorsa... Çıksın o zaman desin ki ahmet hayır, kullanıyor. O zaman üzerindeki soru işaretlerini dağıtsın. Desin ki arkadaş ben o akşam filan yerdeydim. Bu arabada değildim. Bu arabayı takiple de ilgim yoktu. O zaman Adem Bey bu araba sahibi olarak o arabayı o akşam kime teslim ettiğini açıklamak mecburiyetini Adem'e bıraksın. Bu kadar basit. Yani hani bu böyle Einstein'ın çözmesi gereken falan bir fizik problemi falan da değil. Hayır efendim gayet açık her şey ortada. İki kere iki dört. Her şey ortada. Bu kadar. Yani lütfen bu açıklıkları ortaya koyun. Ona göre de herkes bir rahat nefes alsın kardeşim. Emniyet birimleri de bu konuşmalarımızda nelerin kastedildiğini bizden iyi biliyor. Onlar da gerekli şekilde bu soruların cevabını mutlaka araştıracaktır. Sayın Cumhuriyet Savcıma da, Sayın Emniyet Birimlerine de bu soruların aydınlanması olayı derhal açıklığa kavuşturacaktır. Ben bu bir kere daha altını çizerek duyuruyorum. Yani şey değil, hani kimseden öyle uzun uzadıya falan ifade almaya falan gerek yok. Hayır efendim. Yok yani. Hani bu böyle bana bir anlat bakalım ne oluyor anlatacağım falan bir şey değil ya. Bu beş tane adam gelecekler, diyecekler ki ben kullandım aracı. Hani aralarında söylesinler. Evet. Sen mi kullandın, ben mi kullandım? Rahmi'cim sen kullandıysan o zaman sen söyle bakalım. O kadar. Arif'cim sen kullandıysan sen evet. Söyleyeceksin bu kadar. Şimdi burada yani. İsmi geçen Halil Bey var, Celil Bey var. Hiç ilgisi olmadığı halde o akşam orada bulunan. Tarık Bey var. Özkan Bey diyor ki bunlar vardı. Özkan Bey ben ayrıldım gittim diyor. Geride kalıyor Adem Bey. Yani Adem Bey, Tarık Bey, Halil Bey ve Celil Bey. Bu dört kişi lütfen bu üzerindeki gölgeyi, bulutları dağıtsın. Ortaya güneş gibi aydınlığı koysun. Bu kadıncağızların da daha fazla yaşların gözlerinin yaş akıtmasına evet yani. Müsaade etmeyelim yani. Ha belki inşallah... Hayır kimse etmesin Rami Bey. Bu arada kim gören de varsa ya yazıktır. Evet günahdır. Kardeşim yani. Gerçekten üzüldüğüm için söylüyorum ya şu kadıncağıza. Müge Hanım bir şey diyebilir miyim? Hani salı günü o gidiyordu Bursa'ya dışarıya yapıyormuş, iş götürüyormuş. Salı günü İzmit'te niye? Hafta içi. Geçen siz televizyonda söylüyordunuz mesela. Gönül Hanımcığım. Bakın salı günü niye söyleyecek madem çok şey var. Çok haklısınız. Çok yani şey ben, var. Ben devamlı sizi sabahtan öğlene kadar ben kahvaltı bile etmiyorum sizi televizyonda seyrediyorum. Hem sizinle ağlıyorum hem sizinle gülüyorum ama devamlı inceden inceyi inceliyorum. O gün salı günü o gün orada olmayacakmış. Peki neden o gün oldu? Niye mal dağıtmıyor Bursa'da? Sizin burada programınızda söyledi çocuk. Ama Özkan mı söyledi? Kim söyledi? Hatırlamıyorum Özkan şimdi. Özkan söyledi. Yani hatırlamıyorum tarım, şimdi. Evet. Ben neden de diyorum ki bakın hiç günü? Kimseyi itham etmiyorum. Ama şunu söylemekte açık özgürüm. Her hocam. Özgür vatandaş gibi. İki tane araç var. Ha bu Erman bırakıp eğer çoluğunu çocuğunu gittiyse bir yere kardeşim çok özür diliyorum bulalım. Ona da bir söyleyeceğimiz iki lafı söyleyelim o zaman. Keşke. Keşke. Yani keşke de öyle olsa. Keşke. Ama Erman kendisi de gittiyse başına bir iş de getirildiyse o gece o transportörü kim kullanıyorsa biliyor kardeşim. Kimin de kullan ben gidip de kullanmadım ya yani. Kullanan da belli. Bu kadar da basit. Evet, hiç artık daha düştüm. Yani neyi beklediğimizi de ben anlamıyorum. Hiç ben düştüm. Sonuçta hiç kimseye buraya gel diye ben davet ederim. Ben ricacı olurum. Kimseyi kolundan tutup zorla buraya getiremem. Zorla alacak makamlar bellidir. Gayet. Bunun cevabı Erman'ın nerede olduğunu gösterecek şeydir. De, ne kadar uzarsa da evet. insanların şimdi araba sahibi olarak Müge Hanım, araba arıyor. Sahibi olarak Adem Bey diyor ki benim o gece arabamı Tarık Bey kullanıyordu. Bu kadar basit. Ha, şimdi top Tarık Bey'de. Tarık Bey çıksın meydana desin ki yok kardeşim. Yani Tarık kullanıyor muydun kullanmıyor muydun? Bu şu kadar. Reklamı bize alırsan hemen girelim. Tamam buyurun. Buyurun. Refik Kuzu 48 yaşında psikiyatrik bir rahatsızlığı var. Evet. O yüzden Muzaffer Hanım çok endişeli. Siz kardeşiniz Refik Bey ve babanızla birlikte Yenikapı'daki fetiş öleğine gitmişsiniz. Orası da çok kalabalık. Kalabalıktı. Refik Bey de o kalabalıkta kaybolmuş. Kaybolduğu gün üzerinde turkuaz bir mont varmış. Altında da Fenerbahçe eşofmanı varmış. Lütfen efendim gören bilen varsa bizlere bildirsin.
Evet, yani efendim işin içinde tek kişi olsaydı açıkçası bu kadar net konuşmazdım. Kimseyi zan altına bırakmak istemem. İşin içinde birden, ikiden, üçten, dörtten fazla insan var. O yüzden de gayet rahat konuşuyorum. Diğerleri, ilgisi olmayan diğer kişiler de konudan sıyrılsınlar diye söylüyorum. Aslında diğerlerinin lehine bir şey söylüyorum. Celil Bey'i bilmiyorum orada mı değil mi? Yani Celil tanımadık da biz yani. Biz öyle biriyle de tanışmadık. Hani bir ismi geçiyor ama bulamadık öyle birini. Bir de bir Celil diye geçiyor artık. Celil'dir, Cemil'dir, Celal'dir bilemiyoruz yani. Ama öyle bir isim daha olduğu söyleniyor. Ben diyorum ki kimin ilgisi yoksa, Tarık kullanıyorsa çıkacak diyecek ki ben kullandım. Bir izleyicimiz diyor ki 2 saat boyunca takip edilen Erman, peş peşe giden, arkasında dönüp de o ormanlık arazide falan, hele arkadaki aracı da tanıyor. Yıllarca orada beraber çalışmış. Sorup da demez mi sen beni niye takip ediyorsun? Yani hiç mi konuşma geçmedi o zaman? Yani bunların cevabı bu büyük aracı kullanan kişide saklı. Kullanan kişide kardeşim bu 5 kişiden biri mi, 6 kişiden biri mi? Çıkacak diyecek ki ben ya da başkası sen... olsun efendim. Şimdi benim bir arabam var. Ben bu arabamın anahtarına sahipken siz kalkıp da bana Rahim Bey yarım saatliğine arabayı alabilirim dediğin zaman ben anahtarı eğer size teslim etmişsem başka bir izah yok ki. Bana sorulduğu zaman evet o gün o saatte ben arabamın anahtarını Ahmet'e verdim. Müge Hanım'a verdim. Tamam Adem Bey şimdi, de diyor Adem ki Bey diyor ki Tarık'a verdim. Tarık'a verdim. Ha Tarık da gelsin desin ki kardeşim hayır ben şu saatte aldım şu saatte iade ettim. Ondan sonra da evime gittim. Veya şu kahvede arkadaşlarla Hasan'la Hüseyin'le Mehmet'le oturdum okey oynadım. Bir söyle be kardeşim. Aracımı da o sırada oradaki bir arkadaşıma verdim. Evet. Neyse ya. Evet. Bunun cevabını ver. Başka bir şey demiyoruz ki. O zaman Adem Bey, araba sahibi olarak Adem Bey ya Tarık Bey'e ona sen de sorman lazım Adem Bey kardeşim. Ya kardeşim ben bu arabayı sana teslim ettim. Tarık gel bakalım. Sen o akşam bu Erman Bey'in arabasını 2 saat niye takip ettin? Bak benim başım belaya sokuyorsun diye. Araba sahibi olarak Adem Bey'in Tarık Bey'in yakasını bırakmaması lazım. Çünkü korkması da lazım. Tabii ya. Evet, işveren o. Başka izah yok yani. Korkması lazım en azından. Yani ben yanında çalıştırmak istemem, evet, korkarım. İşveren o. Allah Allah ya. Müge Hanım dükkanı da kapatıyormuş bu arada. Planlı bir iş de var. Gayet tabii planlı. Nihat Bey yani bu ortada. Ondan dolayı bu kadar bağırı çağırıyoruz. Neden kamu şeyleri toplamış, dükkanlar götürmüş, arabasına koymuş? Yani biz elimizdeki 2 tane görüntüye dayanarak bunu söylüyoruz. Ha, biz yanlış düşünüyorsak Müge Hanım, biz lüzumsuz bir takım kuşkulara kapılıyorsak cevaplarını versinler, biz özür dilerim. Evet. Aa, bak haklıymışsınız, biz yanlış düşünmüşüz. Yanım, diyelim. Ona da razı. Evet, bu kadar basit yani. Her şeye razıyım. Bu kadar basit. Ben hep diyorum valla, Allah hep diyorum ya programa çıkarken Allah'ım yanıltma diye çıkıyorum. İnşallah. Yani ben gayet ortada bir şey söylüyorum. Erman gitmiş de olabilir. Erman benim bağımın oğlu değil. Ben bağımın oğlu için gider gitmez diye yorumda bulunabilirim. Ya gayet tabii. Kardeşim. Tanımadığım Erman hakkında bulunamam. Ama diyorum ki Erman kendisi de gittiyse... Başına bir iş de geldiyse arkadaki aracın süren kişi bunu biliyor. Tamam kaçtıysa da kaçtı kardeşim, ne yapacağız? Ben de onun için biraz önce espri yaptım dedim ya, dediniz ki ne gereği var. Yani Tarık Bey dese ki ben yanında bir bayan arkadaşı vardı, güvenlik olsun diye korumalığını yapayım diye gittim. Söylesin, onun cevabı ne ben? Söylesin. Yani o espriyi de ben laf olsun diye söyledim. Söylesin. Onun cevabı ne ben kardeşim? Müge Hanım, ben buradan tekrardan savcımıza, İzmit Karakolu'na, amirlere yalvarıyorum Allah aşkına. Allah ne olursunuz bir şekilde çıksın, biz her şeye razıyız. Ölüsüne de razıyız, dirisine de razıyız. Ne olursunuz 14 gündür sabrımız da kalmadı artık, dayanamıyoruz, biz de mahvolduk. Yalvarıyorum, savcımıza sesleniyorum Allah rızası için, ne olursunuz yardım edin de eşimi bulalım. Ne olursunuz 14 gündür bittik artık, sabırda kalmadı. Bir çocuklarım hasta. Perişan olduk, ne olursunuz. Savcıma sesleniyorum, duysun beni ne olursunuz. 14 gündür bir insan kayıp, ne olursunuz yardım edin ne olur. Ne olur yardım edin, eşim bulunsun ne olur. Yalvarıyorum ne olur. Çünkü Nursevil evine de gitmeye korkuyor. Şimdi hani senin ne işin var orada diyen de olabilir, insanlar birbirlerini anlamıyorlar. Evine de gitmeye korkuyor yani.
Benim çocuklarım evini istiyor. Benim çocuklarım babayı istiyor. Benim Ecrin her gün, her akşam ayaklarıma sarılıyor ki anne benim babam nerede? Ben kızıma bunun cevabını veremiyorum ki. Çok zor biliyorum Refik Kuzu 48 yaşında, psikiyatrik bir rahatsızlığı var. Evet. O yüzden Muzaffer Hanım çok endişeli. Siz kardeşiniz Refik Bey ve babanızla birlikte Yenikapı'daki fetiş ölenine gitmişsiniz. Orası da çok kalabalık. Kalabalıktı. Refik Bey de o kalabalıkta kaybolmuş. Kaybolduğu gün üzerinde turkuaz bir mont varmış. Altında da Fenerbahçe eşofmanı varmış. Lütfen efendim gören bilen varsa bizlere bildirsin.